Selamlar herkese. Bu akşamın moderatörü benim, Ceyhun Emeksiz. Bu akşam konuğumuz Hakan Atay, uzun pozlama konusunda fotoğraf okuması yapacak. Dernek üyelerimizden 42 adet fotoğraf geldi. Bunların değerlendirmesini yapacak bize. Bütün etkinliklerimizi kayıt altına alıyoruz. Eğer kendisi kavga gereği bunu uygun görmeyen arkadaşımız varsa görüntüsünü kapatabilir. Ben sözü Hakan Bey'e veriyorum. Kendisini bir kısaca bir tanıtırsa, bir tanımayanlar varsa kendisini bir tanımış olur. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Teşekkür ederim Ceyhun Hocam. O da ODTÜ'lüymüş. O yüzden hocam. aramızda bilmiyorum. Başka ODTÜ'lü var mı? Şimdi uzun pozlamayla ilgili fotoğrafların böyle bir üzerinden geçeceğiz herhalde. Konuşacağız üzerine. Böyle bir etkinlik tadında. İFSAK da yapıyor bunu. İşte ayın fotoğrafı etkinliği falan diye. Elimden geldiği kadar fotoğraflarınız üzerine konuşmaya, varsa eleştirilerim tırnak içinde söylemeye gayret edeceğim. Uzun pozlama ile ilgili kısa bir giriş yapalım. Eskiden analog makine kullandığımız, yani filmli makine kullandığımız dönemde film kutularının üzerinde şey yazardı. Yani aldığımız, taktığımız filmlerin kutularının üzerinde bir saniyeden sonrasına karışmıyoruz derler dedi. Yani bir saniyeden daha uzun pozlandığı zaman renk sapması olur. Biz de bunu film üreticileri olarak elimizden bir şey gelmiyor. Öyle bir durum olursa lütfen başımıza bela çıkarmayın. O yüzden fotoğraflarınızı bir saniyeden daha kısa sürede pozlayın tarzında, tadında böyle bir uyarı yer alırdı. Yani süre uzadıkça, pozlama süresi uzadıkça böyle daha magentaya doğru kayma, renklerde özellikle renklerin bir değişmesi oluşabiliyor. Yani optik olarak böyle bir problem oluşuyor teknik olarak tırnak içinde. Tabii bu teknik problemi işte Photoshop vesaire herhangi bir fotoğraf işleme programını kullanarak kolaylıkla azaltabilirsiniz. Veya bazı fotoğrafçıların tercih ettikleri gibi o renk sapmasını abartarak bir anlamda filtreyle, bir çeşit filtreleme yapma şansına sahip olabiliyorsunuz. Dünya üzerinde pek çok işte uzun pozlama ile ilgili alan var. Oralardaki fotoğrafları ben zaman zaman baktığımda aşırı derecede magentaya kayan, aşırı derecede kızıla kayan, özellikle öyle işlenmiş olan fotoğraflarda görüyorum. Bu tabii fotoğrafçının bir seçimi. Fotoğrafçı nasıl isterse öyle yapar. O önemli olan sonuç itibariyle baktığımızda fotoğrafın bakan kişide yarattığı izlenim önemli. Çünkü eskiden analog fotoğrafta biz gözümüzün gördüğünün doğru olduğunu düşünür ve fotoğrafın sunum esnasında, dia makinesinde vesairede, işte diapozitifte vesairede sunarken herhangi bir müdahale yapmazdık. Zaten Photoshop diye bir şey yoktu hayatımızda malum. Daha sonra dijital fotoğrafın ilerlemesiyle tabii Photoshop çok fazla derecede hayatımıza dahil oldu. İster istemez işleme konusunda herkes kendine dair bir hüner geliştirdi, ilerletti bunu. Artık biraz sanki şey karıştı gibi, yani gerçek nedir, gerçek fotoğraf nedir tırnak içinde, fotoğraf nasıl olmalıdır, hangi renkte olmalıdır, beyazı örnek vereyim, beyaz dengesini kurmalı mıyız, kurmamalı mıyız? Yani fotoğrafın içindeki beyazlar başka renge kayarsa bu bir hata mıdır, değil midir? Bu böyle biraz karıştı gibi genel anlamda. Çünkü orijinal bir dia makinesiyle bir tek fotoğrafı göstermiyoruz insanlara. Herkes kendi ekranının ayarına göre görüyor. O yüzden siz neyi ne kadar ayarlarsanız ayarlayın, düzeltirseniz tırnak içinde düzeltin. Herkes sonuçta sizin fotoğrafınıza kendi ekranının rengine göre, renk ayarına göre, işte parlaklık ayarına göre, belki saçürasyon ayarına göre bakıyor.
O yüzden biraz karıştı. Ben burada biz böyle biraz daha ortodokstuk şeyde İfsak'ta. Böyle fotoğrafta böyle biraz renk farkı olsa vesairesi olsa işte özellikle renkli fotoğrafta çok aşırı tepkiler oluşurdu bizim dernekte. Bu tür etkinliklerde vesairelerde işte eleştirmeye gelen hocalar yerden yere vururlardı fotoğrafı. Hatta siyah beyaz üzerine yarışmalarımız da vardı. Orada resmen bayağı ciddi ciddi teknik analiz yapılırdı. İşte siyahların dokusu gitmiş mi, beyazların dokusu kaçmış mı, işte simsiyah olmuş, iyi olmuş da niye böyle olmuş? Ben hiçbir şeyi adamın pantolonunu hiç göremiyorum. İşte adamın şapkası simsiyah ama dokusu yok, kırışığı yok vesaire türünde çok ciddi dayaklar yedik tırnak içinde hocalarımızdan. Şu anda ama iş değişti. Yani gerçekten dijital bu şeyi kırdı belki. Ortodoks yapıyı kırdı. Şu anda insanlar görmek istedikleri gibi işliyorlar fotoğraflarını. Bilerek ya da bilmeyerek. Burada herhalde fotoğrafın seçiminde gerekli olan konu acaba bir şey çok ciddi anlamda teknik bir problemi var mı? O onun haricindeki şeyler özellikle pozlamanın süresi işte yeteri kadar ışık almış mı gibi tırnak içinde teknik konular fotoğrafın sunumunda önem kazanıyor sadece. Onun haricinde tabii kompozisyonda da bazı şeyler var. Nasıl derler? Seçimler var. Ama önemli olan bilmiyorum burada nasıl bir seçici bekleniyor, isteniyor onu da bilmiyorum ama fazla böyle tekneye takılmamaya gayret edeceğim. Sadece fotoğraflarda gördüğüm çok klasik bazı pozlamayla ilgili, pozlamanın tekniğiyle ilgili, işin özüyle ilgili bir takım benim de yaşadığım sıkıntılar varsa bunlarla ilgili şeyler söyleyeceğim sadece. Nasıl derler? Tavsiyelerde bulunabilirim. Ne olur beni yanlış anlamayın. Hani böyle niye benim fotoğrafımı eleştirdi falan diye anlamayın. Eğer öyle bir durum varsa eleştirmeye de bilirim. Hiç sorun yok yani. Önemli olan hani burada birbirimizle bilgi paylaşmak. Bazı klasik sıkıntılar var çünkü hem ND filtre pozlamasında hem yıldız fotoğrafı pozlamasında hem Samanyolu fotoğrafı pozlamasında bazı klasik sıkıntılar var oluşan sizden kaynaklanmayan aslında ama çevre koşullarında bir fotoğrafçının yapması gerekenler. İstersen kaç tane fotoğraf var şu anda? Hakan Bey, 42 fotoğraf var. Aslında şöyle, bütün hem üyeler hem de bütün katılan arkadaşlar burada bir pohpohlama ya da bir övgü beklemiyoruz. Yani ben diğer arkadaşlar da aynı şeyi düşünüyorum. Tabii siz kendi karakteriniz çerçevesinde eleştirilerinizi yaparsanız o bizlerin gelişim Tamam. açısından da faydası olacaktır. Bu Tamam. 42 fotoğraf da şu şekilde geldi. Bana geldiği sıraya göre koymaya çalıştım ve isimsiz olarak olacak. Bu bir yarışma değil. Tamamen fotoğraflar üzerinden bir Tabii sohbet ki. olacaktı. Tamamdır. O zaman isterseniz başlayalım. Tamam. Fotoğraflar üzerinden konuşurken şey yaparız. Tamam. Ben başlatıyorum. Bir şey söyleyeyim Hakan. Yerden yere vurabilirsin. Hiç sorun yok. Bizim arkadaşlar için bu çok önemli. Yani hepimiz öyle düşünüyoruz. Sonuçta iyi ve gördüğün iyi ve hatalı yerleri bize bunu söyleyeceksin ki yani bunu diğer arkadaşlar hep biz söylüyoruz diğer bütün eğitimlerde. Sonuçta iyi bir yere gelmek istiyorsak Tamam. yerden yere vurulacaksa vurulacağız. O Yok yüzden yerden yere vurmam ortodoks da. olmaya devam et. Ama teknik olarak sıkıntılar varsa ki oluyor dediğim gibi hepimizin fotoğrafında oluyor. Onları tavsiye babında söylemeye gayret ederim. Ben başlatıyorum. Başlayalım.
Geldi mi görüntü? Bir de bir şey soracağım. Belli bir sayıda fotoğrafı seçmem gerekiyor mu? Yoksa sadece fotoğraf okuması mı yapıyoruz? Okuma yapıyoruz hocam. Tamam. Tamamdır. Güzel bir sonbahar fotoğrafı. Doğru yerde durmuş. Kompozisyon tadında baktığımızda. Yani süre çok şey değil, çok uzun değil ama yine de yani pozlama olarak doğru bir fotoğraf. Suyla ilişkili fotoğraflarda arkadaşlar mecburen su fotoğrafı çekiyoruz. Ama küçük tavsiye, bu fotoğraf için değil de genel olarak söylemek istiyorum. Fotoğrafın bir yerinde hareket etmeyen ama ciddi anlamda da baskın olan, hani şeydeki Camera Lucida'da Roland Barthes'in kitabı vardır, Camera Lucida diye. Hani Studium Punctum hikayesi. Fotoğrafın stüdyosu, fotoğrafın punctumu. Fotoğrafın asıl ilgi merkezi. İşte o asıl ilgi merkezini doğru belirleyip onun üzerinden onu çok fazla bir şekilde, hani onun netliğini garantiye alıp öyle bir gidişle daha kolay algılanması sağlanabilir. Yani kayalık birazcık zor bir şey. Yani sadece kayayı ilgi merkezi gibi yapmak zor bir şey. Bence biraz daha böyle bu tür sonbahar fotoğraflarını, benim seçimim ağaç gövdesi üzerinden. Yani oradaki herhangi bir ağaç gövdesi üzerinden, Yedigöller'deki vesairedeki arkasındaki suyu buna bir destek unsuru olarak belirleyip gitmekte daha böyle ilgi çekici bir tat olabilir diye düşünüyorum. Burada herhangi bir problem yok. Eline sağlık çeken arkadaşımızın. Renkler güzel. Polarize kullanmış gibi geliyor bana. Polarize'nin faydası olmuş eğer kullanmışsa, renklerde bir sıkıntı gözükmüyor. Netlikle ilgili bir sorun yok. Öndeki kayalıktan alınmış netlik herhalde. Bir sıkıntı yok. Geçelim. Güzel, eline sağlık. Evet. Büyüyor mu fotoğraf? Bu tam ekran şu anda. Hayır, bende gözüktü. Bende küçük gözüktü bizde. Bizde de küçük gözüküyor. Biz küçük görüyoruz canım. Biz sadece klasörü görüyoruz şu an. Bu işte Zoom'un problemlerinden biri. Gene mi aynı? Evet, devam ediyor. Evet. Aynı. Paylaşımda ilk seçeneği seçmeniz lazım, masa üstünü. Yoksa farklı pencereler arasında kalıyor. Bu şu an şeyde, dosya yöneticisinde kaldı. Tamam. Harika. Tamam. Şey, pembe kayalar mı orası? Benziyor. Çok güzel. Tebrik ederim. Birazcık şey eğikliği var düzeltirken. Ufuk çizgisi eğikliği var. Ufuk çizgisi çok kolay düzeltilir. Hiç problem değil. Çok beğendim bunu. Netlik güzel. Yaşayan insan var üzerinde. Süre çok uzun değil herhalde ama ya da insanlar hiç hareket etmemiş. Oldukça başarılı. Tebrik ederim sahibini. Çok güzel bir çalışma bence. Evet, geçebiliriz. Söylenecek negatif bir şey yok.
Geldi mi Tamer Kan? Yok, gelmedi. Şimdi geldi. Benim ekranımda mı çok koyu bilmiyorum. Fotoğraf biraz koyu hocam. Fotoğraf biraz koyu gibi aslında arkadaşlar fotoğrafta en büyük problemlerimizden biri bu. Yani gözlerimizin gördüğünü yani fotoğrafın pozlamasından sonra Photoshop'ta işlerken küçük bir tavsiye, fotoğrafı işlediğiniz ekranın aydınlığını yarıya indirin. Yani maksimum aydınlıkta bakmayın. Sizin ekranınızda maksimum aydınlıkta olabilir fotoğraf. Yani ekranınız size maksimum gösteriyordur. Ama o biraz zarar veriyor. Ben küçük bir tavsiye kendi adıma, kendi ekranımın aydınlığını yarıya indirdim. Böylece koyu olmuyor fotoğraf. Yani Photoshop'la işlerken yarısına ayar yapıyorum. Böylece benim fotoğrafıma bakan bir sürü insanın daha az koyu görmesine neden oluyorum. Öyle bir ihtimal olabilir işlerken. Aslında fotoğraf güzel. Yani pozlaması doğru olsa, doğru pozlaması olsa veya biz doğru pozlamayı görebilsek, şu anda ben biraz koyu görüyorum. Hareket eden kişiyi de göreceğiz. Güzel bir gidiş var, yol var. Ağaçlar keyifli bir fon oluşturmuş. İlgi merkezimiz de var sonuç itibariyle. Ama işte dediğim gibi benim ekranımda biraz koyu gözüküyor. Nedenini bilmiyorum. Evet, geçebiliriz. Evet. Pozlama olarak bir sıkıntı yok gibi, doku kaybı olmamış o beyaz alanda, yani şelale de değil de çağladığı alanda o keyifli olmuş, güzel olmuş. Yani suyun akış hızı da iyi. Nasıl derler? Ama yine birazcık koyuluk var fotoğrafta. Yine dediğim gibi işlerken muhakkak histogramınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Histogramda sona kadar, yani en sağdan aydınlık alanının bittiği yer olarak oraya gelene kadar fotoğrafınıza ışık enjekte etmenizi, yani Photoshop olarak ışık enjekte etmenizi ya da ışık azlığını, pozlama azlığını telafi etmenizi tavsiye ederim. Ya, ve demin söylediğim gibi o çok önemli. Fotoğrafınız koyu görünmesin istiyor iseniz fotoğrafı işlediğiniz monitörün aydınlığını yarıya kadar kısın diye tavsiye ederim. Böylece siz de koyu göreceksiniz. Eyvah diyeceksiniz. Fotoğrafım koyu. Ben bu fotoğrafın ışığını beslemem gerekiyor mu? Biraz daha ışık enjekte etmem gerekiyor mu? O his sizde oluşacak. Öbür türlü siz maksimum aydınlıkta fotoğrafınızı işlerseniz, yani monitörünüz maksimum aydınlıkta çalışırsa, siz zaten rahat gördüğünüz için ışıkla ilgili, koyulukla ilgili, fotoğrafınızın koyuluğuyla ilgili bir derdiniz olmayacak. O nedenle bu oldukça önemli bence. Ama pozlama iyi gibi gözüküyor. Elinize sağlık. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki, hemen. Yarım aydın parlaklığı yarıya indirdiğimizde, normal gördüğümüzde bu açık yerlerde patlama olma ihtimali var mı? Patlama genelde sizin fotoğrafı görmenizle ilgili bir şey değil. Siz patlattıysanız fotoğrafı, fotoğraf evet, koyu olduğu halde beyaz alanlar patlayabilir. O zaman oraları şey yapmanız lazım. Yani aslında yani en büyük hata, genelde tırnak içinde en büyük sorun, fotoğrafınızın gölge alanları, az ışıklı alanlarının
genel olarak baktığımızda gözükmemesi. Yani karanlık, simsiyah. Mesela bizi çok fazla dövdüler bu konuda. Özellikle siyah beyaz agrandizörle fotoğraf bastığınızda bu büyük problemdir. Mesela agrandizörle siyah beyaz negatif filmden fotoğraf bastığınızda bunların üzerine ekstra çalışırsınız. Yani Photoshop'ta nasıl gölgelere de aydınlık alanlara da ayrı ayrı çalışabiliyorsunuz. Bunu agrandizörden aldılar aslında bu özelliği. Yani ben mesela multigrade bir kağıtla baskı yapardım. Ondan sonra onun bir yöntemi vardı. Bir ana ışık verirdik. Ondan sonra karanlık alanlara ayrı çalışırdık. Aydınlık alanlara ayrı çalışırdık. Yani bugünkü Photoshop'ta da bunun şeyleri var. Yani curve diye bir bölüm var ya RAW editörde veya şeyde de vardır herhalde. Lightroom'da da vardır. Hem aydınlık hem karanlıkta, hem aydınlık alanları ayrıca azaltabilir, karanlık alanları ayrıca arttırabilirsiniz. Artı fotoğrafın geneline ışık vermek. Zaten karanlık alanları, az ışıklı alanları biraz daha görünür kılmayı getiriyor. O nedenle fotoğrafınızı işlerken Photoshop'ta tavsiyem aydınlık karanlık dengesini iyi kurmak için özellikle basic panelinde, basit temel panelde aydınlık alanlara ve karanlık gölge shadow alanlara özellikle çalışmanızı tavsiye ederim. Bu fotoğrafınızın daha iyi görünebilir. Yani kadrajın büyük bir bölümünde daha iyi bir görünebilirlik sağlıyor. Bir de bunun özellikle uzun pozlamada ikinci ayağı var. Aslında ilk ayak o fotoğrafta. Fotoğrafta uzun pozlamada pozlarken şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Mesela bir tane diyelim ki bu fotoğrafı pozlarken diyelim ki 2 dakika pozladınız. Örnek veriyorum veya 1 dakika pozladınız. O fotoğrafın hemen histogramına bakmanızı, yani fotoğraf makinesi üzerinden histogramına bakmanızı tavsiye ederim. Histogramında eğer o eğri sağ tarafta dibe kadar gelmeden çok böyle ortalarda ölmüşse, aşağı inmişse, sıfırlanmışsa, yani aydınlık alanlar daha yeterince pozlanmamış demektir. Yani mesela bir stop daha pozlayabilirsin. Mesela bir stop, diyelim ki 1 dakika pozladığın bir fotoğraf aslında belki 2 dakika istiyor. Belki 4 dakika istiyor. Yani o yüzden ben mesela bir ND pozlamada, gün ışığında yaptığım pozlamada öncelikle diyorum ki kendi kendime, ben çok doğru bir kadraj bulmalıyım. O çok önemli benim için. Yani kadraj öyle bir olmalı ki beni çok cezbetmeli. O doğru kadrajı önce arıyorum. Doğru açılardan, doğru yükseklikten vesaire. Ondan sonra o fotoğrafı, örnek veriyorum, işte hesap ettiniz, kitap ettiniz, ND'yi takmadan evvel diyelim ki 1/4 verdi. Diyelim kıstınız diyaframı 16'ya, 100 ISO'da, daha ND'yi takmadan evvel 1/4 verdi. O stopta ND'niz var diyelim. O zaman ne olur? 1/4 enstantane 10 stop ND'yi taktığınızda 4 dakika olur. Yani siz o zaman otomatikman 4 dakika pozlarsınız. Şimdi 4 dakika doğru olmayabilir. Yani bu bir teorik yaklaşım. %100 doğru değil. Yani bir pozometre karşılığı değil. Daha ND'yi takmadan evvel bir pozometre okuması aldınız, okey. Ama ND'yi taktıktan sonra işler özellikle kadrajın içindeki gölge alanlarda değişebilir. O yüzden mesela 4 dakika pozladıktan sonra bir tane 5 dakika aynı kadraj hiçbir şey değiştirmeden, bir tane 6 dakika gibi böyle klasik tarama yapabilirsiniz. Tabii bu bir zaman kaybı. Yani 4 dakika pozladın, 4 dakika temizlik yaptı zaten. Long exposure noise reduction yaptı. Bir 4 dakikalık pozlama size 8 dakikaya mal oldu. Zaten 8 dakika çekiyorsunuz. Ondan sonra 5 dakika pozladınız. Ne olacak? 5 dakikada temizlik yapacak. 10 dakika daha gitti. 18 dakika oldu. Ondan sonra bir de 6 dakika. Yani tabii ki bir zaman kaybı bu. Ama bence uzun pozlama, özellikle ND pozlama insanlara şöyle ya da fotoğrafçılara şöyle bir disiplin veriyor.
ben öyle bir kadraj bulmalıyım ki bir defa ben belki burada yarım saat harcayacağım pozlama alanında. Belki 45 dakika harcayacağım. O zaman benim kadrajım çok oturaklı olmalı. Beni çok cezbetmeli. Yani sonuçta doğa landscape fotoğrafı çekiyoruz. Hangi açıdan bakacağız? Hangi yükseklikten bakacağız? İlgi merkezi olarak neyi kullanacağız? Vesaire gibi. Yani birazcık böyle belgesel fotoğrafçılardan farklı bir bakış açısına girmek zorunda kalıyoruz. Belgesel fotoğrafçı fotoğrafı izler. Zaten kısa pozlamacıdır. İşte 1/125, 1/250 neyse öyle bir. Onun derdi andır. O an fotoğrafçısıdır ve iyi doğru anı yakalayabilirse harika bir fotoğraf elde edebilir. O yüzden onun bütün kurgusu an üzerinedir. Bizim ise yani ND fotoğrafçıların veya uzun pozlamacıların mantığı ise ben zaten bir süreç çekeceğim. Yani 4 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika neyse pozlama süresi. Zaten ben bir an fotoğrafı çekmeyeceğim. Fotoğrafımın içinde yürüyen insan olabilir, olmayabilir. Yürür hiç algılamazsınız bile. Belli bir süre kalması lazım vesaire. Yani o zaman ND pozlama insanı şey haline getiriyor. Özellikle doğada ND pozlama insanı kompozisyon disipline sokuyor. Yani işte tanırsınız belki Ali İhsan Hoca, Ali İhsan Gökçen. Bir gün işte şeye gittik bu. Nallıhan Kuş Cenneti falan var ya, Nallıhan'a işte orada o ikiz tepe midir nedir oraya gittik. Sabahleyin indik, sabah ışığında harika bir görüntü var. Böyle yol kenarındayız. O otobüsten indik hepimiz. Böyle kütür kütür çektik fotoğrafları. Ta bundan 12 sene evvelden, 15 sene evvelden mi ne bahsediyor? Ondan sonra dedi ki İhsan Hoca bize, akşam ışığında buraya tekrar geleceğiz arkadaşlar dedi ve 45 dakika şuraya yürüyeceğiz dedi. Ya hocam dedik, niye 45 dakika oraya yürüyoruz yani, ne alaka? Olmaz dedi. Oradan dedi ışığın dedi ışık gölge ışık gölge inanılmaz bir kadraj verecek size. Bakın inanamayacaksınız filan dedi. Tamam peki dedik, hocadır ne dese yeridir filan. Ondan sonra hocayla beraber akşam ışığında oraya gittik ve hakikaten 45-50 dakika boyunca o tripodlarla bilmem nelerle yürüdük. Ondan sonra bir baktı ki adamcağızın söylediği o kadar doğru ki. O kadar güzel bir kadraj veriyor ki, o kadar güzel bir dizilim veriyor ki bize. Ha, ben o günden sonra şunu anladım. Landscape fotoğrafı, doğada landscape fotoğrafı çekeceksen bir defa çekeceğin açıyı çok iyi bulacaksın. Asıl zamanı, asıl şeyi ona harcayacaksın. Yükseklik, alçaklık vesaire onları doğru bulacaksın. Ondan sonra da süreyle ilgili, yani fotoğrafı çekerkenki süreyle ilgili cimri olmayacaksın. Yani bir tane çektin. Ya bir tane biraz daha çek. Bir tane biraz daha çek. Neden? Yani bir 4 dakika, bir 5 dakika, bir 6 dakika, bir 7 dakika aynı kadrajı pozladıysan sen oradan bir defa şeyi alırsın. O seni çok beğendiğin landscape'in görüntüsünü alırsın. İki, süre olarak fotoğrafının kadrajının içindeki gölge alanlardan bir miktar doku alırsın. Mesela bak burada bence biraz koyu, arkadaki alandan şey alamıyoruz. Görüntü alamıyoruz. Orası siyaha gitmiş, oldukça siyaha gitmiş. Ama bu pozlamayla ilgili. Zaten beyazlar da birazcık koyu olmuş gibi. Aslında belki işlerken bu fotoğrafı biraz daha düzeltme şansına sahip olabiliriz. Yani pozlamanın süresine karar vermek için çektikten sonra muhakkak fotoğraf makinenizdeki histogramınızı doğru kullanın. Çok değerli bu. Doğru kullanın derken eğer ortalarda, orta tonlarda bir yerde sönümlenmişse eğer histogramınız, yani aydınlık alanları patlatmadan dibe kadar, dibe yaklaşana kadar vermemişse o zaman anlayacaksınız ki ha, fotoğrafınız biraz az pozlanmış. Yani birazcık daha pozlamakta hiçbir problem yok. Photoshop'ta işlerken de bu çok işinize yarayacak. Geçebiliriz. Varsa soru devam edebiliriz. Teşekkürler. Rica ederim. Evet, harika. Diyaframı kısmışız bu fotoğrafı çekerken. Kısık diyafram
Fotoğrafınızın içinde özellikle mavi fotoğraflarında en önemli şeylerden biri fotoğrafın içinde bir suni aydınlatma olması. Bu çok değerli. Yani mavi saatlerde ben doğada kaç tane öyle fotoğraf çektim. Hani içinde hiç şey olmayan, suni aydınlatma olmayan, sadece doğanın rengiyle, mavi saatin rengiyle çekilen. Ama inanın bana o tadı vermiyor. Birazcık hani böyle bir punktum, Roland Barthes'ın deyimiyle punktum istiyor. Burada da çok keyifli olmuş. Şuradaki patlamamış bu alan, önemli değil o. Diyaframın kısa. O yüzden mavi saatlerde fotoğraf çalışırken tavsiyem, eğer objektifiniz 22 kısılıyorsa 16 kısmanız diyaframı. Eğer 32 kısılıyorsa 22'ye kadar kısabilirsiniz. Biliyorsunuz genelde fotoğrafçılar histogramı sonuna kadar kısmayı sevmezler ya da sonuna kadar açmayı sevmezler. Çünkü optik olarak yeterli derecede optik kalite olarak doyurucu olmaz diye düşünürler. Yani histogram 22 kısılıyorsa, özür dilerim, diyafram 22 kısılıyorsa 22 diyaframla çekmekten hoşlanmazlar. Genelde 16'da dururlar. Daha çok da 11 diyafram falan severler. 11 veya 8 diyafram ortamdaki ışığa göre. Yıldız fotoğrafında maalesef en açık diyaframda çekiyoruz. Aslında sevmeyiz. Yani fotoğrafçı aslında 2.8 diyaframı olan bir objektif kullanıyorsa 2.8 çekmekten hoşlanmaz. Yani en azından 4 ya da 5.6'ya gitmek ister. İyi ışık koşullarında 8 diyafram, 11 diyafram genelde çoğu fotoğrafçının klasik diyafram değeridir, kullandığı değer. Ama bu işte mavi saatlerde bunun gibi böyle mesela Kız Kulesi fotoğrafı çekin. Orada göreceksiniz inanılmaz derecede 16 diyafram, hatta bazen ben abartıyorum 22'ye kadar da kısıyorum. Optik ne olursa olsun diyorum. Yani şu yıldız etkisini sonuna kadar vermek tadında fener çalışıyorsanız bu çok katkı sağlayabilir fotoğrafınıza. Burada da fotoğrafın sahibini tebrik ederim. Güzel bir fotoğraf, güzel bir şey. Sanki Sinop mu bu? Galiba öyle gibi hissettim. Ama hani nerede olduğu önemli değil. İnceburun hocam, Sinop. İnceburun değil mi bu? Ha, İbrahim evet. Abi senin fotoğrafın mı? Evet. Oraya benzettim. Evet, doğru. Güzel fotoğraf, eline sağlık. O Sinop İnceburun'un önünde bir tane yakınında bekçinin oturduğu ev vardı. Evet. Onun şeyi, ama üzerindeki o ışık çok keyifli bir katkı sağlamış. Diyaframı da 16'ya kadar muhtemelen kısmışın. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Sağ ol hocam, teşekkürler. Evet, geçebiliriz. Evet, akan suyun diyaframı kısarak, muhtemelen diyafram kısılmış, muhtemelen mekan biraz karanlık, endiği takılmış mı takılmamış mı bilmiyorum ama varsa bile de daha on stop değil, daha düşük bir endiği herhalde. Aslında akan suyun özellikle şelalelerin vesairelerin fotoğrafında haklısınız, ben de aynı fikirdeyim. Bazen endiyle pozlamak, yani 10 stop endiyi tak, 1.5 stop polarize tak, 11.5 stop bir de 16'ya kadar kıs, işte böyle 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika pozladığın zaman doku kayboluyor gibi oluyor. Böyle biraz daha düşük endiyle çekmenin mantığı olabilir. Elinize sağlık, güzel olmuş. Bir problem gözükmüyor.
Evet, burada şöyle bir seçim konusunda, yani kompozisyon seçimi konusunda bir eleştirim olabilir. Sahibi beni bağışlasın. Gökyüzünde eğer inanılmaz bir hareket olsa, bulut hareketi olsa, bu seçim çok güzel. Yani oldukça fazla bir alanı gökyüzüne ayırıp, daha küçük bir alanı deniz üzerine ayırıp doğru bir seçim olabilirdi. Ama gökyüzünde böyle uzun pozlamanın getirdiği bir hareket çizgisi olmayınca, yani o sizinle ilgili değil, kesinlikle yanlış anlamayın. Çeken arkadaşımız tabii bunu bilemez. Ama burada sanki aşağıdaki hareket, yani denizdeki hareket gökyüzünden daha başarılı gibi. Belki biraz daha geriye gidip, belki biraz daha kadrajı aşağı indirip aşağıdaki o harekete odaklanmak daha doğru olur muydu diye düşünmüyor değilim. Ama hani belki çeken arkadaş o sırada gökyüzünde bulutlar vardı ve hani bunu burada işlerken şöyle bir tavsiye de bulunabilirim. Degrade filtre ile işlerken, gerçi o son Photoshop'un PS 2021 versiyonunda masking diye bir şeyin altına attılar onu. Eskiden degrade filtre, yani RAW editöründe degrade filtre üzerinden bir işleme vardı. Orada yani eğer maskeleme ya da degrade filtre özelliğini kullanarak gökyüzünü birazcık daha eksi pozlayabilirseniz, yani Photoshop'ta biraz daha ışığını azaltabilirseniz belki o hareket artabilir. Bir de dehaze diye bir bayağı bir süredir Photoshop'ta var olan bir şey var, tool var, araç var, dehaze diye. Bu dehaze yine kontrast üzerinden çalışan bir ayar. Bu da oldukça biraz maviyi abartıyor. Ben de bundan müzdaribim. Ama bu özellikle gökyüzüne bulutun az hareketli olduğu, bulut hareketinin çok belli olmadığı, gökyüzünün çok fazla bulutlu olup böyle yoğurt gibi bembeyaz bulutlar olup arkayı göremediğimiz, parçalı bulut olmayan durumlarda biraz daha belki o gökyüzündeki hareketi arttırabiliyor. Buradan kısaca şöyle küçük bir tavsiyede bulunayım. Hareket neredeyse oranın abartılması kadrajda bekleniyor. Yani fotoğrafa bakan kişi birazcık hareketin etkisini görmek istiyor. O yüzden sanki aşağıyı biraz daha arttırsaydınız ve teleyle biraz daha belki yukarıyı keserek girseydiniz daha ilginç bir kadraj olabilirdi. Ama bu da çok fena bir kadraj değil. Dediğim gibi kadraj çok güzel ama bulutlar birazcık yan çizmişler gibi. Evet, geçebiliriz. Evet, Kız Kulesi süper. Güzel, değişik bir düşünce. Karanlıktaki, gölgedeki alanlar veya aydınlık olmayan alanlar üzerine ekstra mı çalışılmış bilmiyorum. Genelde aslında buralar ya da herhangi bir etkinlik gününde bazen öyle bir karartma yapıyorlar. Öyle bir şey de olabilir. Ama aydınlanması gereken yerler aydınlık değil. Aslında bu kadar karanlık olmamalı normal şartlarda. Hakan, son aylarda Kız Kulesi'nin orta bölümünü aydınlatmıyorlar. Aydınlatmıyorlar mı? Doğrudur. Yok. O zaman öyle bir şey var. Ama ilginç ve güzel olmuş. Farklı olmuş. Ben hiç böyle bir fotoğraf çekmemiştim Kız Kulesi'ne dair. Genelde aydınlık oluyordu oralar. Ama hani bu da çok güzel olmuş. Eline sağlık çeken arkadaşımızın. Güzel bir kadraj. Birazcık deniz karanlık olmuş. Yine işlemeyle ilgili bir durum. Sanki alt kısmı, fotoğrafın alt kısmı, yani deniz kısmında biraz daha rengi şey yapılabilir ama hani çok da önemli değil. Çünkü şundan dolayı dedim onu, gökyüzü daha hala mavi saatlerde, hatta kızıl saatler yeni bitmiş, mavi saatlere yeni giderkenki gibi bir durum söz konusu. Hani böyle
çok geç bir saat değil, doğru bir saat seçilmiş. Ama aşağısı sanki birazcık koyu gibi olmuş. Ama bu bir hani fotoğrafı işleyenin seçimi de olabilir. Geçen çizgiler güzel. Denizle ilgili herhangi bir vapur veya muhtemelen şilepin bir çizgileri. O da bir katkı sağlıyor bence. Çok güzel olmuş. Eline sağlık, netlik de güzel. Bir problem gözükmüyor. Geçelim. Evet, süper. Pozlama iyi. Hatta birisi de orada bayağı bir riskli bir alana kadar girmiş. Güzel. Beyazlar güzel gözüküyor. Dokuda bir kayıp yok gibi. Pozlama çok uzun değil. Çok uzun değil ama dalgalar çok yoğun sanırım. Öyle bir ortamda niye az pozladı, çok pozladı diye de sorulmaz. Kuşlar da güzel bir katkı sunuyor fotoğrafa. Yani böyle 3-4 saniyelik sanırım bir pozlama gibi. Yani öyle fazla dakikalık değil gibi. Çünkü o zaman kuşlar gözükmezdi. Güzel olmuş ama kadraj iyi olmuş. Oradaki insan unsuru da çok başarılı olmuş. Elinize sağlık. Bu son fırtına işi galiba. Çok güzel. Eline sağlık. Çok zor koşullardı. Böyle bu koşullarda denize yakın bir yerde fotoğraf çalışmak hem ekipmana tehlike oluşturur hem kişiye tehlike oluşturur. Aman dikkat diyorum. Ama çeken arkadaşımızı da takdir ediyorum. Eline sağlık. Tebrikler diliyorum. Tebrikler diyorum. Geçelim. Güzel fotoğraf. Biraz yavaş mı gidiyorum? Çok mu konuşuyorum? Güzel kadraj, güzel zaman. Sanırım burası Arboretum galiba. Arboretum mu yoksa şey mi? Arboretum galiba biz buralarda. Güzel bir pozlama. Doğru ışık saati. Netlikte bir problem yok. Pozlama saati, pozlama zamanı iyi. Aşağıdan güzel bir yansıma alınmış. Elinize sağlık. Tebrikler. Geçelim. Evet, çok güzel bir zaman. Mavi saatlerin yeni başladığı, yani kızıldan altın saatlerden mavi saatlere dönüş gibi bir zaman tahmin ediyorum. Çok iyi. Pozlama başarılı. Tabii kayalıklar üzerinde herhangi bir ışıklandırma olmadığı için ister istemez orası biraz karanlık çıkıyor ama güzel dizilmiş kadraj olarak. Kayalar güzel dizilmiş. Yani fotoğrafı çeken kişi çekmeden evvel karar vermek için bayağı bir emek sarf etmiş gözüküyor. Sağa sola gitmiş. Nereden çekersem daha iyi olur gibi. Tebrik ederim. Güzel fotoğraf. Evet. Bu da güzel bir seçim. Fıskiyeler arada bir fırlar geri döner. Ama hani netlik falan güzel. Ön taraf alınmış. Pozlama süresi iyi. Elinize sağlık. Tebrikler. Evet, Blaundus galiba burası. Yok, Blaundus mu? Değil. Benziyor ama. Uşak mı burası? Tahmin ediyorum Uşak. Blaundus hocam, doğru. Blaundus değil mi? Evet. Bunu ben de bir ara çalıştım. Oraya bayağı bir süre gittim. Yıldız izi veya Star Trail fotoğraflarında işin esprisi şu arkadaşlar. Mekanda istediğiniz kadar uzun süre kalabilmek. Şimdi genelde böyle turla vesaireyle birkaç arkadaş gidildiğinde
hadi yeter yarım saat bozladın, hadi yeter bir saat bozladın, hadi gidelim artık işte filan türünde bir sıkıntı oluşuyor. Bu çok doğal. Orada hani sizinle beraber gelen arkadaşlar veya genel dağılım şey yaratıyor. O zaman da işte şey çizgileri, yıldız çizgileri azalıyor. Yani çok kısalıyor. Buradaki süre biraz az gibi. Ne kadar süre? Bir yarım saat, bir saat falan mı? Yok, daha fazla da burada bizim başımıza bir şey geldi hocam. Pardon. Tilki saldırdı da bize. Biz ışıkları kapatmak zorunda kaldık. Anladım, anladım. Yani ışıkları açmak zorunda kaldık. Pardon. Anladım, anladım. Orada bir yuvası varmış herhalde. Bir makinenin uzaktan kumandasını kopardı. Ha, öyle bir şey. Evet, evet. Duydum ben de öyle bir şey olmuş. Yani zaman zaman oluyor bu maalesef. Yani sonuç itibariyle kadraj güzel. Kadraj kurgusu güzel. Bir parça daha geri olabilirdi. Ama hani sonuç olarak kadrajı güzel planlamışsınız. Ama işte şey süreyi uzatamamışsınız. Yine de işte ön taraftaki şey tarihi yapı iyi kötü bir ışık almış. Sonuç olarak güzel pozlama, elinize sağlık, tebrikler. Sağ olun hocam. Geçebiliriz. Evet, gün batarken şimdi burada önemli bir şey anlatacağım. Uzun pozlama yapıyorsak eğer, ND pozlama vesaire, işte diyaframı kısıp süreyi uzatıyorsak veya uzatmak istiyor isek, ters ışık biraz zor çalışıyor. Gerçekten zor çalışıyor. Yani objektifin içine direkt ışık girdiğinde onu önlemenizde imkan yok. Ters ışık fotoğrafı çektiğinizde, yani güneşe doğru direkt çektiğinizde başınıza bu problem geliyor. Ben de BAFA'da öyle bir çalışma yapmıştım. Ters ışıkta bayağı bir açı aradım. Yani güneşi kadrajdan çıkaracak ama ışığın, yani batmaya yakın o ışığı alabileceği filan, onu ararken ciddi zaman harcadım. Ama hani hakikaten çok zorlaşıyor. Çünkü ışık direkt olarak objektiften içeri girdiğinde içeride iç yansıma yapıyor ve biraz zorlaştırıyor pozlamayı. Zaten uzun pozlama zaten fotoğraf makinesini zorlayan bir iş. Bir de ters ışıkla içeriye ışık verdiğinizde sorun oluşabiliyor. Burada güzel olmuş, bir problem gözükmüyor. Güzel oturmuş, eline sağlık çeken arkadaşımızın. Çünkü tam böyle şeyde başlamış sanırım. Yani artık güneşin iyice öldüğü, batmak üzereyken başlamış. O yüzden hani ters ışık çok zarar vermemiş. Objektifin içine girip içeride yayılması çok fazla oluşmamış. O yüzden süre çok önemli. Yani güneşin daha parlak olduğu bir sürede başlasaydı pozlamaya muhtemelen içeride bayağı bir problem oluşacaktı kadrajın içinde. Burada böyle hatta keyifli bir etki yaratmış. O yüzden ters ışık uzun pozlama fotoğrafı çekerken güneşin iyice ölmeye yakın olduğu zamanı beklemenizi pozlamaya başlamak için hani tavsiye ederim. Çok uzun da bir pozlama olmamış çünkü orası güneşin battığı yer tamamen patlamamış dikkat ederseniz. Yani böyle bir iz halinde aşağı inmemiş. Yani birazcık sanki uzun pozlama değil de böyle ters ışık fotoğrafıyla, yani silüet fotoğrafıyla uzun pozlama arasında bir iş gibi. Aslında burada şöyle mantıksal olarak yapılabilir, haklısınız. Kısa pozlama yaparsınız ters ışıkta. Güneşi dondurursunuz. Ondan sonra PS'de işlerken, Photoshop'ta işlerken sanki su olan alanları şey yapabilirsiniz. Yani layer çalışıp öyle bir etki yaratabilirsiniz. Ama hani buradaki birazcık sanki ters ışık daha kısa süreli pozlama gibi geldi bana.
Görüntü geldi mi? Görüntü geldi de Hakan Bey dondu galiba. Hoca dondu galiba. Muhtemelen dondu. Evet. Hakan Hoca geldi mi Şevki Hocam? Sesiniz kısık Şevki Hocam, duyamıyorum sizi. Düştü. Hattan düştü herhalde, tekrar bağlanacak. Bağlanacaktır. Zaten yazmaya gerek yok, kendisi bağlanır. Yüz yüze olunca bunlar olmuyor değil mi Çocuk? Tabii yüz yüze olunca donmak yok. Donmak yok. Elektrik kesildi acaba? Gel. Bayağı bir dondu şu anda benim hocam. Acaba evde de dondu galiba. Tamam, evet. Geldin mi geri? Geldiniz, geldim. Geldim galiba, kusura bakmayın. Evet. Sağ olun. Hocam uzun pozlamaya geçtiniz bir an. Evet, devam edeyim mi? Evet. Çok güzel kadraj, tebrik ederim. Çok güzel bir yer burası. Birinci köprüye bayağı yakın. Birinci köprü sanırım bu, değil mi? Çok güzel bir kadraj, mavi saatler, iyi pozlama, tebrik ederim. Sadece ışıklar birazcık hani yıldız etkisi yok gibi, birazcık kısık diyafram değil gibi, ama hani pozlama güzel olmuş, elinize sağlık. Evet, geçebiliriz. Güzel kadraj. Oley, güzel bir şey geliyor. Harika şey. Suadiye. Suadiye'deki otelin önü. Çok güzel kadraj. Tebrik ederim. Şevki Başkan'ı çok sevdi ya Bursa Hocam. Evet, çok güzel kadraj. Doğru zaman, doğru pozlama, doğru bulutlar vesaire. Hepsi çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Çok güzel kadraj. Hakan, bu arada kameran kapalı. Kameram kapalı mı? Özür dilerim. Bir dakika. Tamam. Yüzünü göremiyoruz. Geldi mi? Şimdi oldu. Tamam. Pardon abi, görmedim ya. Yeniden bağlayayım. Evet, güzel mavi saat. Mavi saat fotoğrafı ile ilgili biraz konuşayım isterseniz. Fotoğraf çok güzel. Sorun yok. Netleme doğru. Yani mecburen kadrajı istediğimiz gibi bazen kuramıyoruz da, tabii istediğin yere gidemiyorsun. Yine de böyle denizden herhalde bir iskele üzerinden çekilmiş. Işık saati doğru. Pozlama süresiyle ilgili yine bir parça söylemek istiyorum. Kendi yaptıklarımdan, tecrübelerimden. Mavi saatte pozlarken ben, mesela diyelim ki 30 saniyeye kadar bir fotoğraf çekiyorum. Yani AV modunda, diyafram öncelikli modda. İşte 3 saniye, 5 saniye, 10 saniye, yani ND'yi takmadan. Zaten mavi fotoğrafında ND'yi takmıyorum. Sadece polarize filtre takıyorum. Diyaframı kısıyorum 16'ya kadar. Ondan sonra 30 saniyeye kadar, yani havanın ışığı azalana kadar belli bir süre. Ondan sonra mesela diyelim ki 30 saniyeden sonra
yanıp sönmeye başladı. Artık diyor ki 30 saniye çekemiyorum diyor makine. Yani pozlamanda yeterli değil 30 saniye diyor. Ondan sonra balba alıyorum makinamı ve işte bir dakika çekiyorum. Arkadan 2 dakika çekiyorum. Hiç bakmadan arkadan 3 dakika çekiyorum. Böyle arka arkaya 5-6 kare fotoğraf çekiyorum. Yani benim genel prensibim o. ND pozlamalarında da, mavi saat pozlamalarında da gidiyorum, zaman harcıyorum. En seçi, yani en doğru kadraj, tırnak içinde neyse, onu bulmaya gayret ediyorum. Ondan sonra o kadrajı bir daha değiştirmiyorum. Yani bir onu da çekeyim, bunu da çekeyim, şunu da yetiştireyim, öyle bir şey yok. Yani mavi saatte bir tane kadrajı alırsın. Yani öyle 10 tane kadraj alamazsın. Benim düşüncem. O yüzden bir kadrajı 7-8 ayrı şeyde, sürede pozluyorum. Böylece bu koyu karanlıkta kalmış olan alanların doğru ışık saatini veya doğru pozlama süresini bulmuş oluyorum. Yani fotoğrafın içini, buna ben bulb mavi diyorum. Yani 30 saniyeye kadar AV modunda, A modunda 30 saniyeye kadar çektiğim fotoğraflar normal nasıl diyelim modda, çekim modunda. Ondan sonra 30 saniyeden sonra malum balba geçiriyorum şeyimi, ayarımı, çekim modumu. Ondan sonra da işte 1 dakika, 2 dakika, 4 dakika, 8 dakika, 15 dakika gibi pozlamalar yapıp ondan sonra burada şöyle bir soruyla gelebilirsiniz. Ya ben şimdi 1 dakika pozladım, okey. 2 dakika pozladım, 2 dakika temizlik yaptı, 4 dakika. Ben nasıl bekleyeceğim o kadar süre? Bu arada çok karanlık olmuyor mu? O konuda haklısınız. Mavi saatlerde, yani çekim alanındaki o kadar uzun çekimler de süre kaybı, zaman kaybı artı ışık kaybı oluşabiliyor. Benim makinamın şöyle bir özelliği var. Onu alırken özellikle dikkat etmiştim. Benim makinamda 10 kareye kadar buffer var. Yani şöyle, birinci kareyi çekiyor. Ondan sonra diyelim ki 30 saniye temizleyecek. Çoğu makine şey yapıyor. Bir dakika diyor, 30 saniye temizleyeyim, ondan sonra bir daha çekeceğim diyor. Benim makinamda 10 kareye kadar ikinci kareye bastığım zaman, yani bir dakika pozladım, bastım deklanşöre, iki dakika pozlayacağım diyelim arkadan. Birinci fotoğrafı temizlemiyor. Sırayı alıyor, temizlemiyor ama öldürmüyor o fotoğrafı. İkinci kare zaten 2 dakika olduğu için, zaten 1 dakikadan uzun süre olduğu için 2 dakika temizlik yaparken birinciyi de temizliyor. Yani mesela 10 tane arka arkaya diyelim, ikinci kare 2 dakika, üçüncü kare 4 dakika diyelim, dördüncü kare 6 dakika diyelim. Çünkü artık balta sen süreyi bilemiyorsun. Yani belli bir yerden sonra pozometre yok artık. Yani 30 saniyeden sonra pozometre yok devrede. O nedenle sen artık şans eseri çekiyorsun çekim alanında. Yani mavi saatler fotoğrafı için konuşuyorum. Balt fotoğrafı için konuşuyorum. Benim makinemin öyle bir özelliği var. Çoğu fotoğraf makinesinde de var bu. Mesela Canon 5'te, Mark 4'te 6 fotoğrafa kadar yapıyor bunu. İşte benim Mark 2 var, ikinci makina, eski makina. O mesela 3 fotoğraf çekiyordu. Yani buffer'ı 3 fotoğraf kadardı. 3. fotoğraftan sonra arka arkaya çektiğin 4. karede hop, bir dakika ben işlem yapmak zorundayım, bekliyorum diyordu. Şu en son aldığım makinam 10 fotoğraf izin veriyor bana. En son aldığım makinamın şöyle bir güzelliği de var. Balta da çekiyor. Mesela 5T Mark II balta çekmiyordu. 30 saniyeye kadar çekiyordu. Balt moduna girdiğin zaman o buffer çalışmıyordu. Şimdi o buffer da çalışıyor. Yani ben 15 dakika son kareyi çekiyorum diyeyim. 15 dakika ne demek? 15 dakika fotoğraf çekecek, 15 dakika temizleyecek demek. Ben 15 dakika son kareyi çekiyorum, 15 dakika pozlama süresince sağda kalıyorum. Ondan sonra çantamı topluyorum, bagaja koyuyorum. Geri dönerken yol üzerinde arkadaş çantanın içinde
15 dakika, 8 dakika, 4 dakika, 2 dakika, 1 dakika neyse kaç tane fotoğraf çekildiyse onların temizliğini yapıyor. Ben eve gittiğim zaman fotoğraflar makine tarafından noise anlamında temizlenmiş oluyor. Yani böyle bir avantajı var makinemin ama her makine yapabiliyor mu, şeyler yapabiliyor mu onu bilmiyorum. Özellikle aynasız makineler bunu yapamıyor diye biliyorum. İşte gezilerde veya arkadaşlar aynasız makineler genelde bir işi yaparken onu sıraya alıp başka bir işi yapıp sonra sırada aldığını tekrar yapmak gibi bir özelliği var mı aynasız makinelerin bilmiyorum. Denemenizi tavsiye ederim. Yani mesela yıldız meteor yağmuru fotoğrafları oluyor ya. Mesela o zaman da çok faydalı oluyor bu özellik. Elinize sağlık. Bir problem yok. Güzel pozlama, doğru ışık saati. Elinize sağlık. Tebrikler. Bu arada Galata Port iskelesi orası. Efendim? Galata Port iskelesi. Da. Güzel. Ha, Galata Port. O kadar aydınlık oldu mu burası? Vay. Güzel oldu. Burası güzel sanatların olduğu yer yani. Bayağı güzel aydınlatmışlar ama. Bu dönemde iyi yani elektriğe kıymışlar bayağı güzel aydınlatmışlar. Yok, güzel olmuş. Çok Galata güzel. Port'tan Mimar Sinan'a bakış bu. Ha, güzel olmuş. Elinize sağlık. Tebrikler. Sağ Hakan Bey ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Şimdi uzun pozlamaya gidince bu noise düzeltme şeyini kapatın diyorlar. Bu konuda ne diyorsunuz? Şimdi ben şöyle çalışıyorum. Mavi saatlerde mavi saatten önce gündüz ND pozlamada kesinlikle çalıştırıyorum ben. Long exposure noise reduction'ı. Yani bunun bir dezavantajı var elbette. 4 dakika pozluyorsan 4 dakikada bekleyeceksin. Türünde bir dezavantajı var. Ama hani başlangıçta söylediğim gibi ben uzun pozlamaya gittiğim zaman diyorum ki öncelikle makinamı tripodum bir yere koyayım veya yanımda taşıyayım neyse. Kadrajımı olabilecek en güzel kadraj yapayım. Kadrajımı seçerken zamanımı seçiyorum, zaman harcıyorum. Ondan sonra süreyle ilgili fotoğrafın pozlanmasının süresiyle ilgili bir sıkıntı yaratmıyorum kendime ve uzun pozlama noise reduction'ı ND filtre gündüz çekimlerinde kesinlikle kullanıyorum. Kesinlikle on yapıyorum. Mavi saatlerde de kesinlikle on yapıyorum. Yıldız döngüsü fotoğrafında mecburen off yapıyoruz. Çünkü 30 saniye çekip 30 saniye bekle dersen arada şey oluyor, sıkıntı oluyor. Doğru pozlama olmuyor. Yani hareket eksiliyor. O yüzden orada yani yıldız pozlamada off yapıyorum. Şeyde yine Samanyolu fotoğrafında on yapıyorum. Yani 4 tane alan varsa 3'ünü de çalıştırıyorum. Çünkü bu bir genel problem. Haklısınız. Genel gelen tepki şu. Hocam sahada niye uğraşalım? Dünya kadar zaman harcayalım. Biz en kısa pozlama süresiyle veya pozlama süresinin kendisiyle fotoğrafı çekelim. Evde noise'unu Photoshop'ta temizleyelim. Öyle değil. İşin yok gerçeği hocam önemli. Bir de şey için söylüyorlar böyle sanki netliği bozuyormuş yani ben öyle anladım söylenenlerden. Neyi bozuyormuş? Netliği etkilediğini hiç söylüyorlar. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Yani long exposure noise reduction'ı çalışır hale getirdiğinizde onun netlikle bir alakası yok ki. Netliği siz titretmişsinizdir bozulduysa. Yani fotoğraf makinesi tripod üzerinde titremiştir ya da fotoğraf makinesi tripod üzerine takıldığında stabilizer, imaj stabilizer veya VR yani Nikon'sa VR off yapılmamıştır. Ondan dolayı netlikte problem vardır. Yani burada çok güzel bir noktaya değindiniz. Tripod üzerine koyduğunuz andan itibaren fotoğraf makinesini ya içindeki menüden eğer öyle bir özelliği varsa ya da objektif üzerinden kesinlikle titreme engelleyici kısmını off yapmanız lazım. Yoksa o devamlı zarar verir netliğinize. Ama noise reduction özelliğinin içeride çalışması kesinlikle netliğinizle ilgili bir zarar vermez. Siz zaten yanlış netlik yapmışsınızdır öyle bir problem varsa fotoğrafta. Ya netliği oturtamam.
Ya burada netlikle ilgili şöyle bir problem de olabilir. Siz ND'yi takmadan evvel netliğinizi yapmışsınızdır otofokusta. Ondan sonra otofokus onda kalmıştır, çalışır halde kalmıştır. Siz ND'yi takmışsınızdır. Fotoğraf makinesi görmediği için, karanlık gördüğü için netliği kendi bozmuştur. O zaman da ND'yi takmadan evvel otofokusu off yapmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani netlik kesinlikle fotoğraf makinesinde otofokusla ilgili olabilir. Otofokusu kullanın, netliğinizi öyle yapın. Ama ND'yi taktığınız andan itibaren kesinlikle otofokusu off yapın. Çünkü fotoğraf makinesi hiçbir şey görmüyor. Netlik yapmaya çalışıyor ve bozabiliyor. Birinci problem o olabilir. İkinci problem image stabilizer ya da VR, IS veya VR'nin açık olması olabilir. Üçüncü problem şey olabilir. Hafif dokunmuşsunuzdur tripodunuza veya rüzgarda hafif sallanmıştır. Onunla ilgili olabilir. Yani netlik bozulmasının noise reduction'ın çalışmasıyla hiç alakası yok. Peki, teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Hocam, evet, bu kadrajımız güzel. Arkada Çamlıca Camii. Ne derler ona. Fakat yine kısık diyafram değil gibi. Yani normalde mavi saatlerde çekilen bir şey fotoğrafının, köprü fotoğrafının şu şeyin yolun üzerindeki sokak lambalarının pırıl pırıl böyle şey olması lazım, yıldız olması lazım. O da bana şeyi gösteriyor. Olmaması şeyi gösteriyor. Yani kısık diyaframla değil, açık diyaframla çekilmiş olduğunu gösteriyor. Tavsiyem fotoğrafınızın içinde bir sokak lambası, bir yol lambası, bir takım lambalar varsa kesinlikle ve kesinlikle kısık diyafram çalışın. Maksimum 16 yeterlidir. 16 iyidir. Süre biraz uzar pozlamayla ilgili belki. Belki biraz daha erken saatte pozlamanız gerekebilir vesaire. Ama hani ay fotoğrafı da başka bir durum. Ay fotoğrafı uzun süre pozlamalarda ister istemez ay patlıyor ve hareket ediyor. Mesela 30 saniye pozlama, 15 saniye pozlama gibi. Ay fotoğrafı normal şartlar altında fotoğrafınızın içinde ay bir yer tutacak ise sizin kadrajınızı benim tavsiyem aya göre kurmanız. Ay fotoğrafı kısa pozlama gerektirir. O zaman ayın altında biraz daha teleyle girip belki işte o şeyi göstermeden yani ekstra başka bir kadraj daha yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama ayın pozlamasını, yani ayın patlamamasını, ayın kendi içinde kendini doğru göstermesini sağlamak üzerine bir kadraj kuracak iseniz başka bir kadraj yapmalısınız. Biraz daha yaklaşmalı ve hani süreyi kesinlikle kısa tutmalısınız. Yoksa ay patlar burada olduğu gibi. Ha, şöyle diyebilirsiniz. Ben bu görüntünün fotoğrafını çekmek istiyordum. Ay da varsın patlasın, önemli değil benim için. Orada bir lafım yok. Ama ay da dolunay olsun, ay da fotoğrafımda önemli bir yer tutsun, üzerine bir kadraj kurgulayacaksanız kadrajınızı ay kompozisyonu üzerinden kurgulamalı, daha teleyle çalışmalı, daha yakın çekim olmalı. Yani ay ve altında işte eğer köprü ayağı varsa diyelim, köprü ayağı bayağı aydınlık. Çünkü unutmayın, yani öyle saniyelerle olan bir ay fotoğrafı pozlamasında ay ister istemez patlayacaktır. Bunu engellemek için daha böyle bildiğim kadarıyla, bilmiyorum Şevki, ay fotoğrafında biraz daha iyi bir üstad, 1/1 kaçla 1/40'la 50 ile falan pozluyorlar sanırım ayı. Ya genelde mavi saatlerde veya ufka yakın yaptığımız için 1/4, 1/8'lerde 1/4'lerde yetiyor. Evet, okey. Yani ne kadar hızlı pozlayabilirsen ayı, yani kadrajında ne kadar ışık doygunluğu varsa ve sen onu pozlayabilirsen o kadar iyi bir ay görüntüsü elde edersin. Ama dediği gibi mavi saatlerde vesairelerde veya sabah mavisinde vesairede öyle bir sıkıntı var.
Ama yani böyle 30 dakika, 30 saniye, 15 saniye, 20 saniye veya işte bir dakika filan gibi bir pozlama. Yani mavi saat fotoğrafıyla içinde ay olan bir fotoğraf arasında bir şey var, ayrım var. Ya hem ay güzel olsun, hem mavi saat güzel fotoğrafı güzel olsun zor bir düşünce. Çünkü ikisinin gerektirdiği pozlama süreleri farklı. Sen şimdi 30 saniye pozlarsın. Canavar gibi aşağısı güzel pozlanır, yukarısı güzel pozlanır vesaire. Ama o zaman da işte şey olur, ay patlar. Yani ya o zaman layer çalışacaksın, bir tane de kısa pozlayıp ayı doğru alıp onu layer olarak yani iki fotoğrafı birleştireceksin. O da tabii çoğu fotoğrafçının sevmediği bir iş. O yüzden ay fotoğrafı başka bir şey gerektiriyor. Yani gerçekten mesela ay için gitmek, ayın doğduğu saatte veya ayın battığı saatte, yeryüzüne yakın olduğu saatte, işte ondan sonra altındaki kadrajda doğru beslemeyi yapman lazım. Yani kadrajın geri kalanında sadece ay fotoğrafı çekmeyeceksin. Yeryüzünden de bir şey çekeceksin. O zaman o yeryüzünden çektiğin bir şeyin yeterince aydınlık olması gerekli. Yani diyelim ki sen 1/4 ile 1/8 ile pozladığında o arkadaş da yeterince poz almalı. Yani o zaman kadrajının içinde çok böyle aydınlık olmayan alanların olmaması gerekli. O yüzden genelde ay fotoğrafçıları şeyi seviyorlar. Bayağı ciddi telelerle çalışmayı seviyorlar. Yani kuş fotoğrafçıları gibiler biraz. Çünkü bu pozlama gerekliliklerinden kaynaklanıyor. O nedenle şey zor. Ama kadraj güzel, bir problem yok. Sadece ay o bölge patlamış. Evet, geçelim. Hocam ben bir şey sormak istiyordum biraz önce söylediklerinizle ilgili. Buyurun. Noise reduction ya da noise giderme uzun pozlamada. Kumlama giderme, evet. RAW'u etkiliyor mu yoksa sadece JPEG fotoğrafta mı etkiliyor? Hayır. Şimdi bir defa kesinlikle RAW çekin. Kesinlikle RAW çekin. Çünkü mesela 20 megabaytlık bir fotoğrafı adam JPEG çektiğinde fotoğraf makinesi 10 megabayt kaydediyor. Yani 10 megabaytını kaybediyor, atıyor. Yani bilgi olarak senin sensörünün sana sağladığı maksimum bilgiyi ancak sıkıştırılmamış RAW çekerek elde edebilirsin. Yani şey gibi bir şey bu. Hani eğer metal elastikse daha rahat işlersin, eğersin, bükersin. Ama metal çok sertse onu eğip bükemezsin. Aynı durum eğer fotoğrafının bilgisi azsa, yani kayıt ettiği zaman yeterince bilgi almadıysa Photoshop'ta işlerken daha çabuk kırılır fotoğrafın. O nedenle kesinlikle tavsiyem RAW çekmeniz. Hocam zaten 10 tane 15 tane da, efendim? Hocam lafınızı kestim, pardon. RAW çekiyoruz da bu RAW'a şeyin uzun pozlama noise giderici RAW'da etkisi var mı RAW üzerinde? Tabii ki o sensörün üzerindeki şeyi temizliyor. Yani sensörünüzü temizlemiyor. Evet. Sensörün yani şöyle bir şey, onu anlatayım hemen. Noise reduction, yani long exposure noise reduction özelliği makinalarda şudur. Diyor ki makinana, sen diyor fotoğrafı çek diyor. Fotoğrafı çektikten sonra diyor şeyinin diyor sensörünün diyor bir imajını kaydet diyor. Yani kendi içinde yapıyor bunu, biz görmüyoruz. Yani mesela diyelim ki 4 dakika fotoğrafı çekti. Ondan sonra bu özellikte 10 yaptın. Fotoğraf makinesi şöyle bir emir alıyor. 4 dakika boyunca ben diyor sensörümün üzerinde bir analiz yapacağım. Yani olmaması gereken noktacıklar eğer görürsem, yani siyahın içinde mavi noktacıklar, siyahın içinde kırmızı noktacıklar gibi, yani gürültü tadında bir şeyler hisseder isem oraları temizleyeceğim. Hatta bununla ilgili Sony'nin bir modelinde bunu öyle abartmışlar ki yıldızları temizlemeye başlamış.
Yani yıldız Star Eater diye hatta böyle muhabbetler olmuş. Hangi modeliydi bilmiyorum ama eski modeller, yani şu anki modeller değil. Onun üzerine çalıştılar, düzelttiler onu. Yani adam yıldız mı, noise mu? Şimdi makine onu algılayamamış veya ona verdikleri yazılım onu geniş tutmuş. Adam noise'u temizlerken yıldızı da temizlemiş. Şu anda düzelttiler onu. Sony'nin yeni birçok modelinde öyle bir problem yok. Gerçekten zor bir iş. Ve biz bunu Photoshop'ta Noise Reduction plugin ile yapamıyoruz. Biz Photoshop'ta Noise Reduction dediğimiz zaman ne oluyor? Fotoğrafın hepsine birden Noise Reduction yapıyor. Ya da dersiniz ki ben brush'la seçeceğim, oralara yapacağım. Öyle ince bir işçilik yaparsanız belki biraz daha problemsiz olabilir. Yani noise reduction'ı hepsine birden yapmayıp görüntünün sadece özellikle gölge, karanlıkta, az ışıkta olan yerlerine brush'la uygularsanız belki daha keyifli olabilir. Çünkü noise reduction'ın bütün fotoğrafı uyguladığınızda, yani Photoshop'ta bütün fotoğrafı uyguladığınızda net olan alanlar bozuluyor. Netlik bozuluyor. Yani net fotoğrafın görüntüsündeki ayrıntıları yiyor hocam. Detayları yiyor. O nedenle ben noise reduction'ı şeyde yapmayı tercih ediyorum. Fotoğrafı pozlarken yapmayı tercih ediyorum. Çünkü o zaman zaten net olan, zaten ışık almış olan yerlere bir noise reduction yapmıyor. Gölgede kalmış, ışığı az olmuş, problemli alanlara zaten fotoğraf makinesi noise reduction yapıyor. O yüzden ben onu tercih ediyorum kendi adıma. Hocam Star Trail'de ne yapıyorsunuz peki? Star Trail'de yapmıyoruz mecburen. Yok onu biliyorum da şeyde Photoshop'ta mı düzenliyorsunuz o zaman? Yani şöyle bir şey var. Star Trail'de şöyle bir şey var karşımda. Mesela diyelim ki 400 tane 500 tane fotoğrafı birleştiriyorum ben. Diyelim ki 5 saat pozladım, 6 saat pozladım. Yani gürültüye dair çok fazla bir problem yaşamadım gökyüzünde. Yani Star Trail fotoğraflarımın gökyüzü versiyonunda gürültüye dair böyle 500-600 tane fotoğrafın birleşmesinden gelen bir güçten midir bilmiyorum. Noise reduction'ı off yapmama rağmen bir sorun olmadı. Sadece şöyle bir sorun olabilir. Deniz kenarında bir fotoğraf çektiysen Star Trail, onun deniz versiyonunda, yani gökyüzünde değil de deniz kısmında birazcık gürültüyle ilgili bir dert oluşuyor. Onu da ekstra işleyerek oraya ekstra noise reduction fotoğraf makinesiyle değil de Photoshop'la yaparak, layer işleyerek orayı temizliyorum. Yani mecburen öyle çekiyorum. Gökyüzü bozulmasın, yani şey bozulmasın diye. Ama gürültü olarak çok büyük bir problem yaşamıyorum. Ama ND fotoğraflarımda yaşıyorum. Fotoğrafın içinde, arkadaşlar şunu unutmamanızı tavsiye ederim. Benim kendi düşüncem ve pek çok yerde de okudum bunu. Ayrıca da tecrübe ettim. Kadrajınızın içindeki az ışıklı alanda noise olur. Yani ışık fazlaysa, gündüz vakti çektiyseniz, doğru pozlandıysa sadece kadrajınızdaki gölge alanlarda noise olur. O nedenle kadrajınızı kurgularken ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu arada güzel bir kadraj, çok güzel bir kadraj, tebrik ederim. Çok güzel bir yer burası. Çok doğru bir pozlama. Kadrajın kurgusu harika, şey harika, yansıma harika. Fotoğrafınızın içinde yansıma ihtimali olan bir yer varsa kesinlikle polarize filtre kullanın. Polarize filtre değişmez bir şeydir. Ayrıca ND veya mavi saat fotoğrafında süreyi uzatarak bize bir de katkı sağlıyor. O yüzden ben mesela önce polarize, üzerine de ND takarak çift filtreyle çekiyorum. Burada da çok güzel bir yansıma sağlanmış. Polarize filtre çok doğru kullanılmış. Fotoğrafı çekmeden evvel doğru bir yansıma alınmış. Pozlama çok güzel. Elinize sağlık. Çok beğendim fotoğrafı. Çok
Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Bunda polarize yok, ND var sadece. Çok güzel olmuş. O zaman durduğunuz yer çok güzel. Yani bu öndeki su birikintisi çok güzel bir şey vermiş, yansıma vermiş. Herhalde denizden bir dalgayı falan çok içermiyor. Her zaman bunu yakalayamayabilirsiniz. Ama inanın bana, eğer polarizeniz de olsaydı, polarize de buna katkı sunardı. Yani yansıma fotoğrafını seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Daha doğrusu yansımayı görüyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Ama yanınızda bir de polarize filtreniz olursa yansımanızı besleyebilirsiniz. Burada gerçi besleyecek bir gereklilik yok. Oldukça iyi bir yansıma. Ama polarize filtre de almanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ceyhun, bir şey söyleyebilir miyim bu fotoğrafta? Evet, bir fotoğrafta bir şey var. Evet, kayaların üstünde değil mi? Kayaların aynı görüntüsü solda, uzakta. Evet, oralarda. Olmuş. Nasıl olmuş? Bu tek kare ise ilginç olmuş. Bütün kayaların görüntüsü var sola doğru. Filtrenin üzerinde su damlası olabilir, evet. Yok yok, su damlası değil. Dikkat edin, bütün kayaların izleri sola doğru gidiyor. Yok yok, keskinlik verilmiş gibi. Yani evet, biraz oralarda bir doku bozukluğu var. Hayır hayır, dikkat edin, o kayaların aynı şekli böyle 3-4 santim sola kaymış gibi. Nasıl olabilir acaba? Ceyhun, fotoğrafı büyütebilir misin? Biraz daha net görsün herkes. O aşağıda gördüğümüz kayaların sanki bir görüntüsü üste ve sola doğru kaymış gibi. Nasıl büyüteceğim? Ona bakıyorum. Evet. Evet, başka bakın bir şey. O kayaların brushla, aynı şekilde. Brushla bir şey yapmış belki işlerken. Oralara da kaymış ya da evet. Evet. Dokuyu arttırmaya yapmıştım. Belki de kaydırdım hocam. Olabilir, galiba bilmiyorum. Kaymış galiba Nuray Hanım. Tamam. Teşekkür ederim. Hakan, bir şey söyleyeceğim. Bu polarize önce sonra endi mi, yoksa önce endi sonra polarize mi, denedin mi hiç? Yok. Önce polarize, yani şey, çekim moduna girmeden evvel önce polarize, hem yansımaya bakıyorsun ne kadar arttıracağım ne kadar azaltacağım vesaire, hem de şeyi alıyorsun, süreyi pozometreden süreyi alıyorsun, ondan sonra o süreyi taktığın ND kadar öteliyorsun. Çünkü arkadaşlar, çok önemli bir şey bu. Teşekkür ederim Şevki. Fotoğraf makinalarımız nedense, çoğu fotoğraf makinesi, bazıları biraz daha ileriye çalışıyor, 30 saniyeden sonrasını bilemiyorlar. Yani pozometreleri 30 saniyeye kadar çalışıyor. Mesela benim makinamdan bahsedeyim. 30 saniyeden, İşte diyelim ki aslında 45 saniye gerekiyorsa ona, bana onu veremiyor. 30 saniyede yanıp sönüyor. Diyor ki 30 saniye yetmez abi diyor. Sen oradan bulk moduna geçiyorsun. Artık el yordamıyla 45 saniye diyorsun. Bir dakika diyorsun vesaire. O nedenle şey önemli. Önce ND'yi takmadan evvel bir fotoğraf makinesinin pozometresinin sana vereceği bilgi önemli. Mesela 1/4 mi verdi, 1/8 mi verdi, 1/15 mi verdi? Yani ortamın ışığı ne? Onu veriyor. Sen onu ND'yi takmadan evvel alıyorsun polarizeyle. Sonra o değerin üzerine bir tane ND'yi takıyorsun. Yani polarizenin üzerine ND'yi takıyorsun. O zaman ne oluyor? Köşe kararması yapıyor. İster istemez köşe kararması yapıyor. Özellikle geniş açı bir kadrajı yapıyorsan köşe kararması yapıyor. Telelerde çok olmuyor. Köşe kararması çok kolay temizlenebilen, çok kolay düzeltebilen bir problem. O yüzden hani sorun yok. Onu zaten Photoshop'ta çözüyoruz. Evet, burada güzel bir pozlama. Güneş resmen şey olmuş, kısık diyafram çekilmiş herhalde. Güneş yıldız etkisine girmiş. Böyle çok güzel bir kadraj vermiş. Çok sevdim kadrajı. Pozlama süresi iyi. Tabii ki sağ taraf, yani bir güneşin yani o taraf niye öyle polarizeden mi kaynaklanmış acaba?
Yani fotoğrafın, kadrajın sol tarafı daha aydınlık, sağ tarafı daha karanlık gibi. Ortadaki güneş olmayabilir belki. Yani sokak lambası mıdır? Olabilir, evet. Yoksa oranın aydınlık olması lazım. Ama güzel kadraj. Elinize sağlık. Tebrik ederim çeken arkadaşımızı. Pozlama iyi, yansıma iyi. Saat, ışık saati iyi. Tebrikler. Geçebiliriz. İzmit galiba burası. Seka Park'ın orası. O Uçurtma Tepesi'nin şimdiki, tam tahmin ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar, süre güzel. Pozlama süresi güzel. Işık saati güzel. Netlik güzel. Hani teknik olarak bir problem yok. Ama şey önemli. Yani kadrajınızda hiç unutmayın. Kadrajınızı seçerken ön taraf çok belirgin olacak. Arka taraf çok gidecek. İşte o, acaba arka tarafı başka yerden mi yakalayabilirim filan gibi. Yani seçim alanında bir daha böyle titiz olmak gibi bir şey oluşabilir ama burada da bir problem yok. Güzel bir kadraj. Yani olduğun yerde yükselemediğin için haklı olarak böyle bir kadraj yapılmış. Netlik iyi. Kayalar doğru netlenmiş. Ondan sonra bir sorun yok yani. Hiçbir problem yok. Elinize sağlık. Tebrikler. Kız Kulesi yok. Şey, Beykoz. Kandil şey mi bu? Güzel. Güzel. Orada bir restoran var sanırım. Veya bir kafe var. Ben gitmedim hiç ama güzel bir görüntü. Elinize sağlık. Pozlarken problem yapmamışlar. İyi. Kadraj güzel kurulmuş. Arkadaki köprünün de ışığıyla beraber. Hocam Kuleli burası. O restorandan çekmiyoruz. Restoranın önünde bir ufak şey var. Balıkçıların balık tutuğu bir alan var. Oradan rahatla kadraj alabiliyorsunuz. Bir de balık yemişindir abi. Afiyet olsun. Güzel kadraj, eline sağlık. Doğru ışık saati, ondan sonra netlik başarılı teknik olarak. Tebrikler. Sağ olun hocam. Evet. Galata Kulesi'nin de öbür taraftan seçildiği. İlginç olmuş şey ya. Gerçekten ışıklandırma ilginç yapmışlar. Daha doğrusu az ışıklandırmaya girmişler. Üste patlıyordu çünkü. Ya da aşağısı patlıyordu. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Geçebiliriz. Evet. Bir evin balkonundan sanırım. Güzel bir kadraj. İstanbul'un şehrine dair, İstanbul'un mimarisine dair. Kısık diyafram çekilmiş. Işıklarda, sokak ışıklarında şey etkisi var. Yıldız etkisi. Mavi saat doğru pozlanmış. Böyle durumlar zordur gerçekten. Yani hani bulunduğun yerden başka bir yere gidemezsin. Oradan bir kadraj yapmakla yükümlüsün. En fazla zoom yaparsın. Yerini değiştiremezsin. İzzet Hoca bayağı şeydi o konuda. Yani mesela araştırırdı, bulurdu, kadraj gezerdi. Ondan sonra asistanına derdi ki ben şu evin şu balkonundan fotoğraf çekmek istiyorum. Bir iletişime geçin. İşte bize izin versinler vesaire vesaire. Yani o kadar kadraj zor tabii. O kolay bir iş değil. Ama hani bu kadraj da iyi. Elinize sağlık. Pozlama doğru.
Evet. Birazcık koyu mu olmuş gibi sanki. Yani bu kadar koyu değildi de fotoğraf pozlanırken aşağısı falan gözükmüyor. Sanki birazcık süre az gibi geldi bana. Biraz koyu gibi geldi ya da işlerken öyle oldu. Ona dikkat etmek gerekli bence. Geçelim. Asos burası. Asos. Elinize sağlık. Güzel. Çalışma güzel olmuş. Şu anda çekilebiliyor mu bilmiyorum. Elinize sağlık. Çok güzel. Tebrik ederim kim çektiyse. Netlik başarılı. Pozlama başarılı. Filtre eleme fena değil. TS'de. Güzel gibi. Süre arkadaşlar. Burada en önemli şey süre. Tabii ki bu tür böyle öğren yerlerinde çok uzun süre kalmanıza izin vermeyebilirler. Onu algılayabiliyorum. Yani hani bir saat, iki saatten sonra birileri gelip hadi kardeş falan diyebilir. Size tavsiyem şu, böyle bir öğren yerinde izin aldıysanız, imkan bulduysanız, kadrajınızı kurduysanız elinizden geldiği kadar uzun süre kalın. Elinizden geldiği kadar işte o 30 saniyelik mesela nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum pozlamayı ama 30 saniyelik mesela ben 30 saniyelik 120 tane çekersem bir saat alıyor. Sabaha kadar filan böyle yaklaşık 6-7 yani 7 saati bulamıyorum. En fazla 6 saat filan pozlayabiliyorum. İşte bir pilim 3 saat pozluyor. İki pille 6 saat pozlamayla yani akşam mavisinden sabah mavisine kadar bir fotoğrafı çalışabiliyorum. Tabii bu söylediğim öğren yeri olmayan yerlerde. Ama öğren yerinden izin aldığınızda eğer size süre tahdidi koymadılarsa, şu saatte gitmeniz lazım demedilerse elinizden geldiği kadar orada kalın, elinizden geldiği kadar uzun süre pozlayın. Çünkü bu dönen abinin gücü artıyor. Döngünün gücü artıyor. Ama doğru pozlama, doğru kadraj, doğru yöne doğru yani kuzeye doğru çekilmiş, aşağıdan çekilmiş çünkü arkada adalar var. O adalar patlıyorlar. Doğru yerde durulmuş. O nedenle ışık kirliliği sadece çok uzaktan bir şehrin ışık kirliliği var ki o normal zaten. Oldukça başarılı. Eline sağlık arkadaşımız. Hocam tam burada bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sizin de böyle bir tuz gölü koymuşsunuz en son. Bayıldım ona da. Merdiven falan var. Harika. Böyle dönüyor alt taraf başka bir evet. Şu renkleri ve tam turu sağlamak için anladığım kadarıyla balt değil de işte 500-600 kare falan gerekiyor değil mi? Evet. Yani işte onu demeye çalıştım. Şimdi tuz gölünde şöyle bir dert var. Şimdi makinanı koyduğun yer ister istemez gölün bir bölümü oluyor. Ve şöyle bir şey var. Makinenin zaman içinde daha doğrusu tripodla beraber suyun içine gömülme riski var. Yani gömülmez ama şey olur, hareket edebilir. Mesela tuz gölünde fotoğraf çekmeyi düşünen arkadaşlarım için şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Makinenin ayaklarının, o tripodun ayaklarının altına böyle geniş şeyler yanınızda taşıyın. Böyle tahta gibi veya taş gibi. Neyse işte bir şey. Yani tripod sudan birazcık yüksekte olabilir. Ama ben bayağı korkmuştum. Yani tripod biraz suyun içine gömülecek ve bundan dolayı da kadraj bozulacak diye bayağı korkmuştum. Başıma gelmedi. Yani demek ki göl çok büyük bir problem değil. Yalnız başka bir uyarıda bulunacağım. En son gittiğimde, daha evvel gitmiştim, bir daha gittim. En son gittiğimde şeyden şüphelendim Tuz Gölü'nde. Oraya sanki
böyle bir takım atıklar atılmış, sanki böyle asfalt gibi, böyle bir asfalta benzer bir takım atıklar atılmış. Sanki benim şeyler de yani üzerinde gezdik. Yani görmüyorsunuz ama suyun içinde öyle bir şeyler var gibi. Sonradan hatta bayağı pişman oldum. Acaba radyoaktif atık mıydı bunlar? Ben bunların üzerinde gezdim. Sonra da çizmeleri temizledim, yıkadım, mıkadım filan. Acaba ben radyasyon aldım mı filan diye bayağı panik oldum. O yüzden hani bir şey olarak, bilgi olarak, ön bilgi olarak. Yani belki değildi, muhtemelen değildi. Muhtemelen oranın herhangi bir belediyesinin Tuz Gölü'nün bir kenarına döktüğü bir asfalt atığı falan olabilir. Ama hani öyle bir bilginiz olsun, aklınızda olsun. Tamam hocam, sağ olun. Bir de şey, biraz önce bir filtreden bahsettiniz fotoğrafı yorumlarken. Nasıl? Bir filtreden bahsettiniz galiba. Filtre yerinde filan dediniz bu fotoğraf için. Ne kullanılıyor onu soracaktım. Ya bir herhangi bir filtreyle çekilmiyor. Normal şartlar altında. Yok, Photoshop'ta falan bir şey yapılıyor. Photoshop'ta o filtrelerin altında bir şey var. Blur blur bilmem ne bir şey var. Onunla yapılıyor da. Ama çok ciddi şöyle bir derdi var o filtreleme işinin. Katmanlama çalışmak zorundasınız. Yani alttaki şeyi çok böyle, nasıl diyelim, çok incelikli seçmeniz lazım. Yani çünkü yaptığı iş aşağıya da zarar veriyor. Yani yukarıdaki yıldızlar ne kadar böyle blur olduysa aşağıdaki de blur oluyor. O nedenle çok ciddi seçmeniz ve daha sonradan da o seçtiğiniz alanın kenarlarında tırtıklar oluşmaya başlıyor. Onu çok ciddi temizlemeniz lazım. Yani bayağı bir işçilik artıyor bu işi yaptığınızda. Hani çok basit bir işlem gibi gözükse de çok zaman alan bir işlem. Ben razıyım hocam, canım. Çalışayım, böyle yapayım da. Öğretebilirim bir gün. Yani bayağı bir zor. Çok sevinirim. Tamam. Şey yaparız. Sağ olun. Bir daha çağırırsınız beni, üzerinde konuşurum. Güzel. Elinize sağlık. Siz mi çekmiştiniz bunu? Yok, bu Ercan abinin, belli, biliyorum. Çok güzel fotoğraf. Evet. Asos değil mi burası? Yanlış söylemiyorum. Evet, Asos. Asos, güzel, evet. Evet, güzel. Uzun pozlama şey, geçen otobüsler üzerinden çok tehlikeli bir yerden kadraj. Muhtemelen tele ile kadraj, çünkü bu kadar yakında zaten tele kadrajı var. Zaten o kadar da yaklaşmayın, tehlikeli olur gece vakti. Güzel olmuş. Mavi saat kaçmış ama hani haklısınız. Yani bu bir tat meselesi. Ben hani mavi saat geçtikten sonra pozlama yapamıyorum pek. İstemiyorum yani, sevmiyorum. Ama hani olsun, bu fotoğraf mavi saat üzerine değil, gece ışığı üzerine kurgulanmış bir fotoğraf. Çok başarılı. Elinize sağlık. Biraz daha diyaframı kısmanızı yine tavsiye ederim. Böyle gece fotoğraflarında. Yani şuradaki şu ışıkların biraz daha yıldız etkisiyle kadraja bir katkı sağlıyor onlar. Onun haricinde çok güzel bir pozlama. Elinize sağlık. Tebrikler. Şey, Bozdoğan kemeri galiba, öyle mi? Öyle gibi geldi ama. Elinize sağlık. Evet, çok sevdiğim fotoğraflardan biri. Bakın, burada yine aynı sohbet var. Yani benim ekranımda sol alt köşe biraz karanlık gözüküyor. Bilmiyorum, herkeste öyle mi? Sağ üst aydınlık, sol alt biraz karanlık. Yani ortamın ışık bilgisiyle de ilgili olabilir. Orası biraz daha ışık alıyordur, yansıma alıyordur. Bu sol alt birazcık daha karanlıktır, olabilir. Ama işlerken biraz daha ışık şey yapın. Yani maksimum histogramınızı, maksimum yani Photoshop'ta işlerken, ister Lightroom'da ister Photoshop'ta işlerken önünüzdeki histogramı sonuna kadar zorlayın. Sonuna kadar ışık verin. Patlamayacak yere kadar tabii.
Böylece fotoğrafınız daha ışıl ışıl, daha böyle kendini anlatan halde olur. Burada da güzel olmuş, güzel kadraj, yansıma iyi olmuş. Biraz daha beslenebilirdi eğer şey olsaydı, ama burada da iyi, fena değil. Elinize sağlık. Tebrikler. Çok böyle arka arkaya anlatıyorum. Ara filan vermek isterseniz hiç sorun olmaz benim için. Yok, devam edelim hocam. Devam edelim, tamam. Bir gün İFSAK'ta böyle bir şey oldu şimdi. Ders anlatıyorum ben. Böyle 1,5 saat olmuş, 2 saat olmuş. Dışarıda da bizim Muhsin Hoca var. Kapıyı çaldı, girdi içeri. Çalmadı da yani, kapıyı girdi içeri. Ya dedi, Hakan Hocam dedi. Urfa Urfa olalı böyle eziyet görmedi dedi. Bu insanlar yazık dedi ya dedi. Bir ara ver dedi. Hiç unutmuyorum Muhsin Divan Hocam. Ondan sonraki şeylerimde, hep derslerimde ya insanları bu kadar eziyet etmeyin filan diye. Buradaki pozlama mavi, saat güzel, daha ışıklar ışıklandırma başlamamış Galata'da filan. Ama çok güzel bir zaman diliminde çekilmiş gibi. Yani şey, vapur ne kendini kaybetmiş ne de hani çok güzel bir, nasıl diyelim, hareket hissi vermiş fotoğrafa. Yine birazcık karanlık gibi, yine biraz daha ışıkla beslemesini arkadaşımın tavsiye ederim Photoshop'ta. Yani ne kadar ışık verebilirseniz kadrajınızda, patlatmadan tabii ki. Tabii ki aydınlık alanlarda da kaybetmeden ne kadar ışıkla besleyebilirseniz o kadar canlı bir fotoğraf olur. Burada da güzel bir kadraj, eline sağlık, pozlama iyi. Evet. Güzel, doğru ışık saati, altın saatler. Çok güzel zamanlama, süre bayağı uzun, o üstü çünkü insan doludur genelde, balıkçı doludur. Ama hani insan çok az görünebiliyor, bir tane görünebiliyor ya da çok şey bir saat. Belki gün doğumu muydu belki ya da gün batımı, ama pozlama iyi, başarılı, eline sağlık. Dediğim gibi dehaze filtre şey degrede filtreyle, yani Photoshop'ta degrede filtreyle gökyüzünden bir şey çizgi indirip oraya biraz dehaze verip hani böyle bir hareket etkisini arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. İsterseniz tabii, ama burada da oldukça böyle huzur dolu güzel bir fotoğraf olmuş. Tebrikler. Kadraj çok güzel. Çok güzel. Harika. İnsanın kendi görüntüsünü kaybetmediği, harekete hariç, yani şeklini bir şekilde kaybetmediği güzel bir kare. Elinize sağlık. Eğer tek karede çektiyseniz tebrik ederim. Ondan sonra süre pozlama iyi, kadraj kurgusu oldukça başarılı. Sağ alttan güzel geliyor iskele. Ondan sonra hocam kareyi ben çektim, tek kare. Tek kare mi? Çok güzel. Elinize sağlık, çok iyi. Pozlama süresi başarılı. Ondan sonra acaba kadraj kurgusu iyi, ışıklandırması iyi. Elinize sağlık. Teşekkür ederim hocam. Tebrikler. Rica ederim. Evet. Güzel bir kadraj yine. Kısık diyafram. Bayağı kısık çalışılmış. Bakın gördüğünüz gibi o şeyler, sokak lambaları diyaframı kısınca hemen yıldız etkisine giriyor. Patlak bir alandan yıldız etkisine iniyor, giriyor. Renkler güzel. Yansıma iyi. Netlikle ilgili bir sorun yok.
Gökyüzünde güzel bir tat yakalanmış. Mavi saat güzel bir zaman diliminde çekilmiş. Doğru bir zaman diliminde çekilmiş. Tebrikler, eline sağlık fotoğraf sahibine. Tebrikler. Derya senin miydi? Evet. Eline sağlık, süper, süper. Anas. Eline sağlık. Teşekkürler. Burası... Bir defa bulut hali çok güzel. Bulutu çok doğru yakalamış. Yani ND filtreye çıkarken genelde benim hava durumuna baktığımda Weather Underground kullanıyorum ben web sitesi olarak. Weather Underground'un orijinal web sitesi ama yani cep telefonundan değil web sitesine bağlanıyorum. Şey yapıyorum. Oradan bilgisayarla bakıyorum. Yani cep telefonuyla çok az bilgi veriyor. Ama şeyle internet üzerine yani şeyle bilgisayarla web sitesine weatherunderground.com'a bağlandığında çok detaylı bilgi veriyor. Mesela saat kaçta ne kadar rüzgar olacak, ne kadar bulut olacak her saat başıyla ilgili çok detaylı bilgi veriyor. Burada gökyüzü çok doğru zamanda yakalanmış. Bulutlar çok iyi, çok başarılı, çok iyi bir yani gündüz ND fotoğrafı çekerken arkadaşlar ya dalga olacak ya bulut olacak. Her ikisi birden oldu mu tabii tadından yenmez. Çok iyi bir kadraj. Tek eksiklik bence biraz şey olabilir. Hani çok geniş değil de belki biraz daha tele ile yaklaşıp hani şeyin o oradaki kayalığın kayanın o suyun içindeki kayanın da bir fotoğrafını muhakkak çalışmışındır. Bu geniş versiyondur. Çok başarılı bence. Eline sağlık. Tebrikler. Evet. Bu gerçekten önemli bir konu aslında. Hani madem İstanbul'da yaşıyoruz veya madem büyük şehirde yaşıyoruz, bilmiyorum burası İstanbul mu ama madem büyük şehirde yani kentte yaşıyoruz madem kentin mavi saatte aydınlatılmasıyla ilgili veya kent yaşamının bize getirdiği suni ışıkla ilgili kadrajlar çalışmak çok mantıklı. Burada da öyle bir etki var. İşte yollar birdenbire geçen arabaların işte far ışıklarıyla veya stop ışıklarıyla, stop lambalarıyla birden uzun pozlamada bize başka bir ışıklandırma sunuyorlar. Bu çok mantıklı bir şey. Eline sağlık. Güzel. Işık saati doğru, mavi saat doğru. Bulut da keyif katmış işe. Netlik vesaire başarılı. Tebrikler. Evet. Güzel. İşte aşağıdan yukarıdan crop biraz şey çalışması belki bu panoramik fotoğraf gibi çoklu çekmek veya klasik kadrajı çekip altını kesmek veya üstünü kesmek gibi eline sağlık kadraj sahibi arkadaşım güzel olmuş doğru bulutlu zamanı yakalamış bulutların keyfi var. Geçebiliriz. Evet, benim ekranımda bayağı koyu gözüküyor bu, bilmiyorum diğer arkadaşlarıma. Evet, biraz koyu. Biraz bizde, koyu. Bizde de koyu arkadaşlar. Gözüküyor. Ya pozlama ile ilgili biraz eksik kalmış olabilir ya da yani beyaz bulutlar, o da beyaz olması gereken bazı bulutlar mesela ciddi anlamda gri gözüküyor. Dalgalı alan da çok böyle beyazdan birazcık griye doğru. Yani bu pozlamayla biraz ilgili sanırım. Ya da işlerken biraz evvel dediğim gibi aydınlık bir ekranda işlemiş olabilirsiniz.
bizim ekranımız o kadar karanlık olmadığı, şey aydınlık olmadığı için ben birazcık açayım bakayım. Hocam işlerken biraz hata ettim. Sonradan akşam tekrar baktığımda ben de fark ettim. Evet. Biraz işlerken fazla yaptım galiba. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ben. Hani bizim İFSAK'ta hocalarımızdan yediğimiz dayağın temeli buydu. Yani derlerdi ki işte böyle olmamış, pozlama olmamış. Hep böyle işte Sabit Hoca olsun, İzzet Hoca olsun, işte başka hocalar olsun, Işık'la ilgili birçok önemli hoca. Yani hep bize bunu çok fazla hem siyah beyazcı hocalar hem renkli alana giren hocaların hep söylediği şey şuydu. Bir alanı görüntüde yeterince detaylı göremiyorsan ya pozlamayla ilgili bir sorun var ya da ışık saatiyle ilgili bir sorun var. Tabii şey problemi oluyor, hepimizin başına geliyor. Gökyüzünün ışık içine girdiği fotoğraflarda ister istemez yukarıda daha fazla ışık, aşağıda daha az ışık var. O yüzden size tavsiyem şu, diyelim ki fotoğrafı çektiniz, fotoğrafın içinde %30, %40 gökyüzü, %50 gökyüzü, %50 şey var diyelim, yeryüzü var. Yukarıya degrade filtreyi, Photoshop'ta degrade filtreyi uygulamanızı ve böylece dengelemeyi, yani pozlamalar arasındaki dengeyi sağlamanızı elden geldiğince tavsiye ederim. O yüzden ben degrade filtreyi RAW editöründe çok fazla kullanıyorum. Hatta bu Photoshop 2021'e yükledim. Update ettim. Özür dilerim. 21'i değil. 22'yi mi? 22'yi yükledim. 22'yi yükledim. 21'de değil. 22'yi yükledim. Bir baktım RAW editöründe degrade ikonunu kaldırmışlar. Çok kızdım buna. Ya dedim ben degrade filtre işi o kadar çok kullanıyorum ki. Ya sen kimsin dedim ya Photoshop'a. Sen kimsin kardeşim Adobe'a? Yani benim dedim bu kadar çok kullandığım bir şeyi nasıl kaldırırsın filan. Hatta birkaç arkadaşa yazdım filan. Bir tanesi insanlar anlamadı tabii. Çoğu insan da şey yapmamış onu. Ne derler ona bir dakika. Hali daha kullanışlı aslında. Çoğu insan onu şey yapmamış. Şimdi hatırınızda olsun. Photoshop 2022'de masking diye bir şey koymuş. O masking'in içine linear degrade bilmem ne filan böyle abuk subuk. Yani çok seviyor bu Adobe böyle abuk subuk işleri. Ya ne alakası var? Yani 50 senelik degrade işini kalkmışım, süslemişim, püslemişim. Ben sevmiyorum böyle işleri. Yani tamam aynısını tut. Neyse en sonunda bulduk yani. Masking'in içindeymiş onlar. Ama gökyüzü olan fotoğraflarınızın hepsinde tavsiye ederim o çizgiyi indirin aşağıya ve gökyüzüne böyle bir en azından en üst kısmına yapıyor. Zaten o çizgiyi de en alta kadar indirin. Yani böyle kısa bir şey yapmayın. En alta kadar indirin. O çok güzel degrade indiriyor zaten. Mesela -1 verin. -1 dediğiniz zaman en aydınlık alanlardan biraz kısıyor. Aşağı doğru o etki azalıyor. Yani o fotoğrafı işlerken fotoğrafın içinde gökyüzü olduğunda muhakkak ki öncelikle degrade'den başlamanızı tavsiye ederim. Biraz da bu agresiflik esasında hoşuma gitmişti. Ondan böyle koyulaştırdım. Yani ama şöyle bir şey var. Bakın. Landscape fotoğrafında eğer bir fotoğraf manzara fotoğrafı yani landscape fotoğrafıysa ben o fotoğrafı yani benim kişisel düşüncem o. Ben o fotoğrafa baktığımda fotoğrafa dair pek çok bilgiyi görmek istiyorum. Yani karanlık tamam ışığın azıcık düştüğü işte bir miktar alanın aydınlık bir miktar alanın karanlık olduğu bir fotoğraf olabilir eyvallah. Diyelim ki orada ortadaki binanın üzerine bir akşam ışığı düşmüştür. Ondan sonra orası o bina aydınlıktır ve ben o zaman derim ki kendi kendime ha fotoğrafçı bu fotoğrafı çekmiş ama özellikle bu binanın üzerine düşen ışığı beğenmiş. Geri kalan alanlarda çok bir bilgi yok ve orayı birazcık da karartmış. Yani silüet etkisi yapmış.
Okey, onda bir problem yok. Ama burada çok yeknesak bir ışık var. Tekli bir ışık var. Yani hepsinin üzerinde aynı ışık var. Yani nasıl diyelim, silüet fotoğrafı gibi değil. O yüzden bence her yeri karartmak birazcık zor gibi böyle bir fotoğrafta. Benim düşünce tarzım. Ama tabii sizin bakış açınıza saygı duyuyorum. Yok, teşekkürler. Yani, lütfen yanlış anlamayın kimse, yani o seçim doğru, bu seçim yanlış demiyorum, ben kendi düşüncemi. Yok söylüyorum. Yok. Birazcık da böyle Stanley Kubrick tayfası gibi, böyle ışığı böyle çok oynayarak, yani adam bir şey çekiyor, film çekiyor, ışık üzerine oyun oynuyor adam. Yani o kadar çok kafayı takmış ki onlar. Şey gibi, hani bizde de Nuri Bilge falan çok seviyor o işleri. Yani o zaman da hep böyle bir beklenti oluşturuyor. Aslında bir şey doğru değil belki de. Evet, güzel bir açı. Çengelköy mü burası? Galiba. Ama çok pozlama iyi olmuş. Hani böyle şey genelde nasıl derler, deniz üzerinde yani bulunan tekneler genelde çok çok fazla netsiz olurlar uzun pozlamada. Burada öyle bir tadın peşinden koşulmuş, iyi olmuş, mantıklı. Pozlama güzel. Eline sağlık, tebrikler. Yani kısa pozlama ile uzun pozlamanın arasında böyle bir problem farkı var. Böyle bir sıkıntı var yani. Bazen çok güzel şeyler oluşuyor. Bazen netsiz, sıkıntı veren bir şeyler oluşuyor. Burada güzel yine ışıklı bir tekne geçmiş ve çok güzel aydınlatmış şeyi, nehri. Pozlama doğru, mimari olarak doğru düzeltmeler yapılmış veya doğru kadraj çekilmiş. Çok özen gösterilmiş ona. Ben de bunu çok seviyorum. Yani fotoğrafın mimari düzeltmesini, doğru yapıldığı kadrajları çok seviyorum. Yani dikey dikey olacak, yatay yatay olacak. Abi şehir fotoğrafı çekiyorsan buna özen göstereceksin. Diyafram kısılmış, o keyifli. Mavi saat, doğru saat. Netlikle ilgili herhangi bir problem yok. Eline sağlık, tebrik ederim. Evet. Güzel bir düşünce, farklı bir düşünce. Yani fotoğrafı hemen hemen yarıya bölüp, hatta daha fazlasına bölüp uzun pozlamanın dahil olduğu ya da uzun pozlamanın etkili olduğu suyun olduğu alanı biraz geride bırakıp daha çok netlik olan alanı kullanmak mantıklı, değişik bir çalışma. Tebrik ederim çalışmayı yapan arkadaşımızı. Tek problem veya problem de değil de şanssızlık diyeyim, işte gökyüzünün yeterince bulutlu bir imkan sunmaması. Bazen oluyor böyle sıkıntılı zamanlar. Sen uzun pozlayınca da orası fazla pozlanıyor. Böyle durumlarda da işte yine degrede filtreyi şeyde kullanmanızı, yanınızda varsa yanınızda. Herkes de o degrede filtre ekipmanı yok. Yoksa da Photoshop'ta, Camera Raw'da çalışmak güzel olabilir. Ama oldukça başarılı, güzel bir kadraj. Elinize sağlık. Evet. Ya mantığı anlıyorum. Hani bir binanın veya bir bacanın duran bir şey
araştırılmış. Tabii bizim en büyük problemlerimizden birisi bu. Uzun pozlamada sağlam duran bir şey ve onun üzerinde bulutların etkisi veya bulutların hareketi gibi planlanabilir. Kadrajın altını biraz daha arttırabilir miyiz diye düşünmüyor değilim. Yani biraz daha teleyi azaltıp, zoom'u biraz daha azaltıp belki başka bir şeyler, kirletici bir şeyler giriyordu. Şimdi bize şöyle bir şey söyleyeyim. Genel bilgi olarak yine de yediğimiz dayaklardan birisi kompozisyon alanında şuydu. Fotoğrafınızda ilgi merkezi çok aşağıda olmayacak. Yani çok böyle bitmek üzere olmayacak. Biraz besleyeceksin ilgi merkezini. Yani bacanın altından biraz daha hani şey nasıl derler? Binanın duvarları, hatta o duvarların aslında katkısı da olurdu bence kadraja. Öyle bir etki olabilirdi belki, şey olabilirdi ama tabii burada ben fotoğrafı çeken arkadaşımı da anlıyorum. Hani bulutların etkisini azaltmamak adına böyle bir şey yapmış olabilir. Yani aşağıyı kısa tutayım, yukarıyı büyük tutayım. O da doğru bir seçim. Eline sağlık. Yine dehaze'le bu hareketi biraz daha besleyebilirsin. Photoshop'ta kamera RAW editöründe dehaze var ya şeyin altında clarity texture clarity dehaze alt altalar bunlar. Özellikle dehaze gökyüzündeki o etkiyi biraz daha maviye götürür ve biraz daha bulutların hareketini biraz daha belirgin hale getirir. Onu kullanmanı tavsiye ederim. Geçelim. Çok güzel. Harika. Buralarda tabii uzun pozlama zor bir iş. Yasak çünkü muhtemelen. Yani eğer bir güvenlik görevlisi olursa müdahale ediyor. Ama yakaladığınızda hani yanınızda varsa orada bir kenara oturup çok uzun süre kalmamak koşuluyla çekilebilir. Çünkü uzun süre kalırsanız mutlaka yanınıza gelir ve uyarırlar. Ama burada iyi olmuş. İstanbul Büyükşehir dediğine göre biraz da ışıklar filan devrede sanırım. Ya da burası kapalı bir alan mı? Alt metroda mı? Alt metroda da olabilir. Yani oldukça başarılı bir çalışma. Tebrik ederim. Çok da zor bir çalışma. Normal şartlar altında bayağı bir sıkıntı yapabilirler böyle çalışmaları. Çünkü tripodla çekmeniz lazım. Elde olmayacak bir şey. Ya da makineyi oradaki bir yere koyup öyle çekmeniz lazım. Tebrik ederim. Çok güzel fotoğraf. İstanbul'a dair güzel bir kare. Son fotoğrafımız. Evet, şey dalyanlar Şarköy. Şarköy şey ne o? Uçmaktere galiba. Ha, Uçmaktere evet. Uçmaktere şey. Ve hani bayağıca bir pozlamış, yıldız da başlamış kaymaya. Yani böyle bir 10-15 dakika falan gibi tahmin ediyorum ama 15 dakika da olabilir. Yani aslında ND çalışayım derken yıldız da işi içine girmiş. Güzel bir kadraj. Elinize sağlık. Tebrik ederim çalışan arkadaşımızı. Yani bu arkadaşlar bu işte şey Uçmakdere'nin aşağı kısmı dalyanlar 5-6 tane kaldı bunlardan. Yenilerini pek yapmıyorlar. Oralara yolunuz düşerse yazlık mazlık varsa oralarda tanıdığınız bildiğiniz. Tavsiye ederim. Güzel kareler oluşabilir. Ama yakında da
sıkıntılar, yani bunları yapmıyorlar, onarmıyorlar sahipleri. Gördüğünüz gibi bakın aralar kopuyor filan, aslında bayağı artık çok kullanılmayanları da var. Bu tahmin ediyorum onlardan biri. Yani çünkü belediye bir ecrimisil vergisi alıyor bunların sahiplerinden. Şimdi yeni dönemde birkaç senedir sanırım eskiden bir para alınmıyordu. Şimdi böyle resmen şeye bağlamışlar, ecrimisile bağlamışlar. Emlak vergisi gibi vergi alıyorlar bunlardan. O yüzden de sahipleri bayağı kızgındı en son birkaç tanesiyle konuştuğumda. O yüzden pek onarmıyorlar bu arkadaşları. Yani belli bir süre sonra, birkaç sene sonra belki çoğu zarar görebilir. O yüzden ayağı buraya düşen arkadaşlarım muhakkak çalışmanızı tavsiye ederim. Hem de çok güzel bir uzun pozlama mekanı burası. Yani denizin içinde böyle bir yeri her yerde bulamazsınız. İstanbul'da kalmadı zaten. Dalyan malyan kalmadı. Oldukça güzel, iyi bir çalışma. Pozlaması süresi iyi. Bulutlar bayağı uzunca pozlanmış. Dakikayla pozlanmış muhtemelen. Eline sağlık. Tebrik ederim. Soru sormak isteyen, hala da izleyen kalan arkadaşım varsa, soru sormak isteyen varsa çok büyük bir keyifle anlatmaya gayret ederim. Ben sorabilir miyim bir şey? Tebrik ederim öncelikle. Oldukça güzel fotoğraflar paylaştılar. Derya bir şey soracak galiba. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bir de fotoğraflar çok güzeldi. Herkesi tebrik ederim. Söylediniz ya, degradeyi çok kullanıyorum diye. Neydi kullanıyorsunuz Photoshop'ta degradeyi? Degradeyi fotoğrafı işlerken çok kullanıyorum. Çekerken değil. Yok, anladım. Özellikle fotoğrafın içinde farklı ışık alanları varsa, mesela işte bulutlar var yukarıda. Tamam. Orası yani gökyüzü var. Bir de yeryüzü var. İster istemez yeryüzü daha az aydınlık. İster istemez bulutlar da, sen aynı pozlamayı yapıyorsun ister, tamam, mecburen. O zaman fotoğrafı işlerken, hı-hı, fotoğrafın içinde kamera RAW editöründe, tamam, ya da işte Lightroom'da nerede var bilmiyorum. Orada da vardır bir yerlerde. Ben pek Lightroom'la işlemiyorum. RAW editörüyle işliyorum. Tamam. Orada bir şey var. Ne diyorlar ona? RAW editörünün üzerinde bir yerde bir degrade filtre şekli var. Degrade oradan bağlandığın zaman sana bir çizgi çektiriyor böyle aşağı kadar. Yani bir yerden tutuyorsun, basıyorsun mouse'a, aşağı kadar indiriyorsun o çizgiyi. Böylece o zaman şey diyorsun, yanında da böyle bir alan açılıyor ve diyor ki ne yapmamı istersen yapayım diyor. Orada ışık pozlamayı -1 yapıyorsun mesela. O en üstte -1 yapıyor. Ondan sonra degrade olarak azaltıyor onu. Yumuşatıyor. Yani etkiyi belli etmiyor fotoğrafına müdahale ettiğini. Yani -1 olur, -2 olur, -0.5 olur. O senin oradaki tadına bağlı. Bir de mesela dehaze de koydular oraya. O tablonun içine dehaze'i de koydu. Dehaze de verdiğin zaman en üst kısımda hareket eden bulutlar var ya, onların hareketini birazcık daha abartıyor. O yüzden o degrade filtreyi, yani Photoshop'un içindeki degrade filtre kısmını, şimdi dediğim gibi 2022 versiyonunda masking diye bir kutucuk koydu. Onun içine linear degrade diye bir şey koydu. Aslında yine aynı. Ali Veli Veli Ali aynı ama ismini değiştirdi. Hmm. Ama eski versiyonlarda degrade filter diye geçiyor. Onu yaptığın zaman çok tad veren bir işlem oluyor diye düşünüyorum Deryancığım. İbrahim Bey'in bir sorusu var. Tabii ki. Ben soru için aramadım. Hakan Hocama teşekkür etmek için el kaldırmıştım. Sesin çok az geliyor abi. Öyle mi? Teknik analizlerle, yorumlarınızla bizim çalışmalara değer kattınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ Rica ederim. Ben sizlerle birlikte olduğum için burada görmek güzel, çok fotoğraflar güzeldi. Üzerine
konuşmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım böyle yanlış şeyler, üzücü şeyler söylememişimdir. Siz hiç fırça atmadınız veya dövmediniz hiç. Çok dayak yedik, onu anlattım. Evet, yani biz çok dayak yedik. Siz dövmediniz. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, rica ederim abi. İyi geldiniz, sağ olun. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Sağ olun abi, sağ olun. Soru, başka bir sorusu olan varsa. Nuray Hanım'ın bir sorusu var. Hocam bu hani bulutları koyulaştırmak için bir tuştan bahsettiniz ya Photoshop'ta. Bulutları koyulaştırmak için. Hayır, degrade dediniz ya. Degrade, ha, dehaze. Ha, degrade değil, aşağı öteki. Dehaze. Ha, dehaze. Tamam. Dehaze, şimdi evet. ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu dehaze şeyini lodoslarda mesela aşağıda da kullanabilir miyiz? Her yerde kullanabilirsiniz. İllaki gökyüzü sorun değil. Yalnız dehaze'in şöyle bir bence dezavantajı var. Biraz saçürasyonu abartıyor. Yani mavi bulut birdenbire saçüre bulut, yani mavi gökyüzü birdenbire aşırı saçüre verilmiş gibi. Saçürasyonla da ilgili bir etkisi oluyor. Ben genelde dehaze yapıyorum. Saçürasyonu birazcık azaltıyorum. Özellikle mavinin saçürasyonunu. Mavilerde biraz abartıyor. Ama onun haricinde her yerde kullanabilirsiniz. Dehaze şeydir aslında. Temel olarak kontrast, yani orta kontrastta birazcık çalışıyor arkadaş. Yine ya aslında Photoshop'un pek çok aracı kontrast üzerinedir temelde. Yani yapı taşı olarak. Çünkü kontrastı arttırdığın zaman insanlar daha çok beğeniyor. Onun üzerine gidiyorlar. O yüzden de dehaze'i kullanırken abartmadan, yani tam böyle kontrastı abartmadan, ama kontrastı direkt kullanırsanız o zaman çok sert oluyor fotoğraf. Hı. Ama dehaze ile kullanırsanız ve biraz tadında kullanırsanız, çok abartmadan kullanırsanız bence güzel oluyor etkisi. Ya zaten bakacaksınız, etkisini beğenmezseniz kullanmayacaksınız. Ama dehaze iyi ki var. Yine söylüyorum. Ben o dehaze'in ilk çıktığı update'i hatırlıyorum. Ben böyle şok olmuştum. Bu ne biçim bir araç ya falan diye böyle. Yani çok böyle özlediğimiz bir şeydi aslında. Yani kontrastı çok doğru bir şekilde arttıran bir araç. Yani orta tonları kontrastını arttırıyor. Ya clarity de öyledir mesela. İngilizce clarity şeyde Photoshop'ta. O da orta tonlardaki kontrastı arttıran bir şeydir. Şeyin, yani clarity aracını birazcık geliştirmişler, değiştirmişler. Biraz da renkle, yani saçürasyonla diyelim, renkle demeyelim de saçürasyonla beslemişler sanki. Hem clarity'yi bırakmışlar, hem onun altına dehaze diye bir şey daha koymuşlar. Yani clarity ile dehaze'i doğru tatta, yani doğru derken sizin hoşunuza giden tatta kullandığınızda çok başarılı, özellikle gökyüzü açısından çok başarılı bir etki yaratıyor bence. O yüzden dehaze'siz bir versiyonunuz varsa Photoshop'ta, yani sizin kamera RAW editörünüzde dehaze yoksa, dehaze diye bir şey yoksa, o zaman sizin versiyonunuz eskidir. Var mı? Var hocam. Tamam. O zaman onu orada ben ne işe yaradığını bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Onun için sordum. Evet. Orta tonlarla ilgili bir şey. Hem dehaze hem clarity. Clarity de öyledir. Mesela eksi yönde çalıştırırsanız clarity'yi, onu da şey için yapmış. Suratındaki kırışıklıkları azaltayım tadındaki çocuklar için yapmış. Orada da şey yapıyor. Nasıl derler? Clarity azalıyor. Yani azalmıyor. Aslında botoks yapıyor fotoğrafa. Artı yönde yaparsan netliğini, yani netlik demeyelim tabii de, keskinliğini biraz arttırıyor. Keskinliği nasıl arttırabilirsin? Orta tonlardaki kontrastı birazcık sertleştirirsin. Clarity öyle bulmuş. Yani suratına botoks yapmak isteyene
eksi yönde çalıştır diyor. Surat öyle bir derdi yoksa fotoğrafına keskinlik, orta tonlarda keskinliği arttırmak isteyen artı yönde çalıştırıyor. Clarity öyle bir esprisi var. Ama dediğim gibi saturasyonla bir arada bir dehaze diye bir ekstra daha tool oluşturmuş. Yalnız ben burada dediğim gibi özellikle gökyüzünde maviyi biraz fazla saturate ediyor dehaze. Fazla ve geliyor bana. O zaman mavinin içindeki saturasyonu azaltıyorum. Yani kullandığım aracın benim hoşuma gitmeyen kısmını şey yapıyorum, azaltıyorum. O şekilde kullanıyorum. Tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Yorumlarınız için de değer kattınız. Teşekkürler. Evet, rica ederim. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Bir şeyde ND'de Lee çerçeveli diğer bir de sarmalı var. Şimdi Lee ile bende ikisi de var. Ben çok fazla uzun pozlama yapan birisi değilim ama ikisini aynı kadraja denediğimde çok farklı renk tonajları alıyorum. Yani Lee'de biraz daha mor, majeste daha yoğun oluyor. Yani diğer şeyde biraz daha sarımtırak oluyor. Siz hiç denediniz mi? Yani burada farklarını nasıl biliyor musunuz? Ya da nedir şeyiniz? Benim tahmin olarak söylüyorum. Hayır, Lee hiç kullanmadım. Lee biraz daha pahalı çünkü. Yani o 12 stop falan galiba. Öyle 10 mi? Stop. 10 stop. 10 stop. 10 stop da var ama benimki 10 stop yani. Belki. 10 stop tamam. Yani magenta'ya kaçış biraz daha sertse şey olabilir. Yani şeyinin Lee filtrenin daha güçlü olduğunu daha koyulaştırıp daha süreyi uzattığı gibi bir fikrim oluşabilir. Çünkü süre ne kadar uzarsa aslında o kaçış o kadar şey oluyor. İkinci problem şu olabilir. Bakın ben bunu çok yaşadım. Çok değil de arkadaşımla yaşadım. Şimdi benim makinamın arka vizörünü bende aynalı bir makine var. Canon'un. Arka vizörünü kapatan bir kapağı var. Kapatabiliyorum ben arka vizörünü. Yanımda bir arkadaşım beraber bir kadraj yaptık. İkimiz de aynı, hemen hemen aynı kadrajı yaptık. Sürelerimiz de hemen hemen aynı. Fakat ben kapattım arka vizörü ve pozlamamı yaptım. Ondan sonra da çok güzel bir kadraj, hiçbir problem yok. Yanımdaki arkadaşım onun kadrajı, yani onun fotoğrafına baktım. Orada gerçekten ışık, yani renksel olarak bir problem vardı. Dedim ki baba, senin benim de klasik böyle karınca olmamdan kaynaklanan bir nedenle ya bu Nikon ne biçim çekmiş falan diye. İşi şaka kısmı tabii. Ondan sonra dedim ki yani bu kadar hata yapamaz bir makine. Çok ciddi renk hatası var. Renk kusuru var artık. Yani nasıl olmuş bu filan diye. İkimizde de ND'ler var. Hiçbir problem yok ama ondan sonra baktım ikinci karede veya bir başka karede bir baktım onun kapağı açık. Onun da kapağı var işin kötüsü. Onun da vizöründe arkada kapağı var. Unutmuş kapatmayı. Benimkisi kapalı, onunkisi açık ve fotoğrafında renkle ilgili bir sorun var. Buradan şöyle bir çıkarım geliyor. Yani arka vizöründen ışık giriyor bir şekilde ve bundan dolayı içeride bir takım renklerle ilgili bir sensör üzerinde problem yaratabilir. Eğer fotoğraf makinenin vizöründe arka, yani vizörde kapak varsa onu kesinlikle kullan. Var mı kapak? Çok hatırlamıyorum yani. Kapak yoksa sorun değil. Kapak önemli değil. Yanında fotoğraf çantana bir tane bere koyacaksın hocam. Siyah bere. Tamam mı? Fotoğrafı çekmeden evvel abinin kafadan böyle yukarıdan vizörün üstüne bereyi geçireceksin. Ya da başka bir şey koyacaksın. Yani yukarıya bir şey kapatacaksın arkaya. Arkadan diyelim ki 4 dakika pozladın. Düşünsene mevzuyu. 4 dakika pozladın. Önden ışık alıyor. Bu arada vizörden de alıyor.
Eğer bu vizörden aldığı içeride bir şeylere problem yaratıyor olabilir. Bunu bir fiil yaşadım ben arkadaşımla. Fakat mesela şöyle bir problem olmadı. Ben kendi fotoğraf makinemde vizör kapağını kapatmadığımda bu denli ağır bir problem yaşamadım. Ama onun makinesi daha şey olabilir. Yani onun makinesinin içindeki dizaynı ona daha açık olabilir. O yüzden uzun pozlamada kesinlikle vizörü ışıktan tamamen uzaklaştırmamız lazım. Yani kapatmamız lazım. Ya elinle kapatacak ya o tehlikeli makineyi şey yapabilir. Ben siyah bereyi aldım, koydum o kapak olmadığı dönemlerde. Şu anda da kesinlikle arka vizörü kapatıyorum. Onunla ilgili olabilir. Hocam, yıldız çekerken siyah elektrik bandı kullanıyoruz biz. Ha, öyle de olabilir. Doğru, siyah elektrik bandı da bir tane böyle o elektrikçilerin kullandığı siyah bantlar var ya. Onlardan yanında çantanda bulundurursun. Böyle vizöre bızıt diye yapıştırıverirsin. O da mantıklı. O da olabilir. Çünkü şeyin problemi var gerçekten. Yani bereyi taktığın zaman rüzgar olabilir, makinayı titrettirebilir. İşte ondan sonra uçup gidebilir. Kaç kere denize bere uçtu benim, öyle oluyor yani. Özellikle deniz kenarında çekerken. Ama şey daha mantıklı. Ben bu konuda bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. İyi filtreler ben kullandığım için biliyorum. Bayağı bir deneyim var. Ceyhun Bey, eğer onun ön tarafında birden çok filtre takılabilecek yeri var biliyorsunuz. Evet, evet, iki tane. Tamam. Endiği takıyorsanız endiği muhakkak makineye en yakın olana takmak zorundasınız. Yoksa tamam. Öne takarsanız bu mor dediğiniz ışığı alırsınız kırılmadan dolayı. Onun kaçarı yok. Muhakkak o karedir zaten. On evet. Stop. Onlar yanında da süngeri vardır dikkat ederseniz. Doğru, doğru. Bu sünger sizin o en baştaki yere dayanmak zorunda. O ışığı geçirmiyor, etraftan gelen ışığı. Eğer bir öne koyarsanız, arkaya degrade filtre koyarsanız o kırılmayı alırsınız ve içeride morlu, eflatunlu böyle değişik garip renkler alabilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz. Bir de Hakan hocama bir şey arkadaşlar, bilmeyen arkadaşlar için ekleme yapmak isterim. Eğer aynasız kullanıyorsak vizörü kapatmamız gerekmiyor. Aynasız kullananlar için söylüyorum. Nasıl olsa elektronik oradaki. Hani bir kısmımız aynasız kullanıyoruz. Ben de artık aynasız kullanıyorum. Hani bilgi olsun diye ben de paylaşayım dedim. Evet, evet. Ya benim aynasızda şöyle bir problemim var. Bir mühendis olarak içinde şeyini nasıl derler, sensörünü hiç korumadan böyle göbek gibi bırakmış. Onu ondan sonra objektifi çıkarttığın zaman abi her şeyi görüyor. Yani benim aynalı da en azından ayna bir miktar olsun koruyor. O yüzden ben baştan şey yaptım. Yani dedim ki ben aynasız elimden geldiği kadar kullanmayacağım. Çünkü objektif tak çıkar tak çıkar çok fazla şey oluyor. Bir tek perde var önde görebildiğiniz zaten çıkardığınızda. Ya, perde zaten var ama objektif evet, çıkarttığın anda şey oluyor. Tamamen sensör açıkta. Doğru. Yani buradan şöyle bir tavsiyede bulunayım. İster aynalı olsun ister aynasız olsun, özellikle aynasızlarda daha tehlikeli. Objektifinizi çok hemen kapalı bir alanda değiştirin ve uzun süre açık bırakmayın. Sensör çok kolay pisleniyor arkadaşlar. Yani o yüzden özellikle aynasız kullanan arkadaşlarıma böyle bir objektifi çıkartayım. O dalgalar geçsin, bilmem neler olsun. Kesinlikle öyle açıkta bırakmayın. Çünkü sensör çok korumasız kalıyor. O nedenle objektifinizi hemen mümkünse arabanızın içine girip tozlu daha az olan bir ortamda hemen bir tanesini çıkartıp öbürkünü takıp ondan sonra çıkın. Yani ona bir önem verin. Çok sıkıntı yaratır. O şeyinizi, sensörünüzü çok çabuk kirletirsiniz. Ondan sonra da temizlik için bayağı bir uğraşılır. Ama bildiğim kadarıyla Canon'un çıkardığı aynasızda objektifi siz makineden ayırdığınız anda objektifle bağlantı yerinde hemen perde var. Olarak kapak kapatıyor.
Harika, harika yapmışlar. Bir tek bakalım. Kamu i̇şte yaptı onu. Program bu. Yeni objektifi takarken yuvaya taktığınız anda perde kalkıyor hemen. O yüzden havayı orada harika. Şey yapıp pozu aldırıyor. İşte ben baştan beri onu söylüyorum. Baştan beri ya bunu yapıyorsun bu makineyi. Bu kadarcık basit bir şey niye yapmıyorsun ki? Çok zor bir şey değil ki bu. Evet. Neyse bir Canon hayret. Canon akıl etmiş bu işi. Evet, tamamen çok bir şey var. Şöyle bir görebiliyorsanız bir kapakçık var. Katlı, katmanlı. Evet evet. Gözüküyor. Perde gibi. Evet, perde. Üç katmanlı bir perde. Sensör onun arkasında bir yerde kalıyor. Harika işte, bu kadar basit ya. Böylelikle bekleyebilirsin de yani değiştirirken bir sıkıntı olmaz. O zaman yani öyle toz aldırmamak lazım. O giren toz o perde kalkınca sensöre de gidebilir. Harika, harika. Ben perde deyince arkadaki perdeyi anladım. Yok, bu ön yani, tarafta bir tane çıkıyor. Ama şey çok mantıklı. Bu kadar basit bir şeyi daha yeni yapmış olmaları çok anlamsız yani. Evet. Objektif şey sensörünüzü bol bol temizletin aynasız makineniz varsa yani uzun da pozluyorsanız çünkü açık diyafram hepsini gösteriyor yani zaman içinde mesela 6 ayda bir senede bir filan en kötü ben bir Sony'nin bir mekanı var şeyde oraya gidiyorum işe özen midir nedir adamların adı. Vakum sistemiyle temizliyorlar. Yani içine yani bazıları içeri hava püskürtüyor temizliyor. O çok saçma. Yani düşünsenize içerini hava püskürterek temizlik olur mu? Sensöre gidiyor o kirlerin hepsi. Halbuki bu adamlar çekiyorlar. Ben işte 6 ayda bir, 8 ayda bir, senede bir en geç içeriğini temizletiyorum. Sensör üzerinde çünkü çok belirgin hale geliyor, problemli hale geliyor tozlar. Ben objektifi değiştirirken şu an aynalı kullanmıyorum. Aynasız. Aynasız kullanmıyorum. Objektifi değiştirirken mutlaka makineyi kapatıyorum. Çünkü çalışırken de bile elektrik akımından dolayı şeyleri tozları toplayabilir diye. Aynen. Makineyi kapatıp objektifi değiştirip aynen. Yeni objektif takıp sonra makineye çıkıyorum. Harika, doğrusu o, harika. Makineyi tamamen off, ondan sonra objektifi çıkar, öbürünü hemen tak, ondan sonra makineyi on. En doğrusu o. Çünkü dediğin gibi şey elektrik olduğu zaman şeyi topluyor. Topluyor, evet. Tevki abi bir kere de ben açıkken yanlışlıkla değiştirmişim, ayna takıldı. Böyle bir tabii sorun öyle, da oluyor. Aynen, öyle problemler de olabilir. Peki Orhan Bey bir soru soruyordu galiba, el kaldırmıştı. Ben öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Hakan Hocam. Özellikle mavi saatler konusundaki tavsiyelerinize dikkat edeceğiz bundan sonra. Yani o farklı süreler konusu hakikaten dediğiniz gibi önemli. Onu mutlaka deneyeceğim. Tekrar. Ne güzel. Sağ olun. Eksik rica olmayı. Ederim. Ne demek? Eğer faydalı olduysa ne mutlu bana. Aynen. Fotoğraflarınızı zaten İstanbul gönüllüleriyle de paylaşmıştınız. Oradan da biliyorum fotoğraflarınızı. Teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hakan Bey sizin bahsettiğiniz servis Hamza Bey yazmış. Altın Han'da Özen İş. Ha Özen İş evet. Hüseyin galiba orada arkadaşın adı. Çok şey bir arkadaş. Ne derler ona? Şahap abi bana tavsiye etmişti. Ben öyle her yere makine bırakmam. Çok titizim o konuda. Ama yani zaten bırakıyorsunuz makineyi en az 2-3 saat sonra gelmeniz gerekiyor. Çünkü bayağı bir zaman alan bir işlem o. Yani tavsiye ederim. Şahap abinin karşısındaki Kastel İşanı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun birinci katında. Sony'nin yetkili servisi burası. Ama her türlü makineyle ilgili temizlik yapıyorlar. Hiç öyle benim makinem şu bu filan diye derdi yok. Ben zaten Canon götürüyorum. Oldukça güzel temizliyorlar ve hani bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım yani makinenin içinden öyle bir dertleri olan insanlar değil, iyi bir esnaf. Tavsiye ederim, bilmiyorum şu anda kaç paraya temizleniyor filan da ama yani güzel bir işçilik yapıyorlar. Hem sensörü temizlemeden önceki halini fotoğraflıyorlar, kartla gidin yani makinenin içinde kart olsun.
Önce onun fotoğraflıyorlar. Ondan sonra da temizlendikten sonraki sensörün halini fotoğraflıyorlar. Oldukça başarılı bir iş yapıyorlar. Ama asıl olan şey şu arkadaşlar. Özellikle kamyonlar, yol bilmem ne çok fazla tozu var. Ortamda bizim görmediğimiz çok fazla tozu var. O yüzden makinalarımızın sensörlerini özellikle korumalıyız. Fotoğraf alacak mıyız Sevki Hocam? Evet alalım. Herkes kamerasını açarsa saçlarını tarasın. Toplu fotoğraf çekelim. Önce birinci sayfayı çekiyorum. 3, 2, 1. İkinci sayfayı alayım. 3, 2, 1. Evet. Bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Çok güzel bir grubunuz var. Ne güzel fotoğraf sevenler olarak. Devamını dilerim inşallah. Sağ ol Hakan. Çok teşekkür ediyorum. Sana bu gecenin anısına senin adına Kırıkkale Kavrak Hatıra Ormanı'nda bir adet fidan bağışladık. Yaşasın. Teşekkür ederim. Belgeyi sana gönderirim. E-mail olarak atacağım. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Çok 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 hoşuma gitti. Gece bizle beraber oldun. Keyifli bir zaman geçti. Bilgilerini paylaştın. Çok teşekkür ediyorum. Fotoğraf Metre Derneği adına. Katılan ve fotoğraf gönderen arkadaşlara da çok teşekkürler. Ceyhun Bey'in emeklerine sağlık. Ellerine çok sağlık. Şey yapmadık. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hakan hocam. Her çalışmasını da yapmak sağ isteriz. Sağ olun. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. İnşallah yüzleri bir gün tanışmaya fırsatımız olur. Hocam inşallah yıldız çekeriz sizinle vallahi. Ya şu Akçakese'ye gideriz beraber, zor bir şey değil, yakın. İnşallah bir ayarlarsak. Aa süper olur. Bizi grubumuz. Vallahi ben orada. Tamam yanım. Hocam bir hafta sonu ayarlayalım. Vallahi Akçakese'ye yakınken gidelim o zaman. Tamam inşallah. Yani şu şu anda pek müsait olmayabilir ama inşallah bir düşünelim, şey yapalım, planlayalım. Seviniriz hocam. İnşallah diyorum. Peki hocam haber veririz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Sarkan hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ceyhun teşekkürler. İyi akşamlar. Şey, evet. Abi teşekkürler Ceyhun. Deneyim orada. Bu işi atlattık. Tamam ya gayet güzel. Sevgi'de biraz zorlandık başta ama sonra oldu. Ya bu... Bundan sonra moderatörlüğe alıştın artık. Devam edelim. Aynen öyle. Peki. Bana da bir fotoğraf göndermek istedi. Maile gelemedi yani. Yılmaz Bey diye yanılmıyorsam özelden yazdı ama. Tanıyıcı mı? Alamadık onun bu fotoğrafını. Yani mail atmış ama bu saatte alamadık onu yani mecburen. Neyse artık. Evet. Oldu. Ben de sonlandırıyorum. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Peki, iyi geceler. Sağ olun.